olsun. Zaten hani bütün Türkiye olarak hepimizin başı sağ olsun gerçekten. Çok hani hepimiz bir sürü şey yapmak istiyoruz. Bir sürü yerlerde yer almak istiyoruz. Onun için de hani en önemli kısım bu mesleki örgütlerimiz. Ve hepinizin hani heyecanla burada olması çok güzel gerçekten. Biraz böyle kendimizi de donattıktan sonra ve biraz işte sakinleştikten sonra biz de alandaki işte meslektaşlarımıza da bu işten mağdur olan işte insanlarımıza da kendi donanımlarımızla yardımlarımızı sunmaya başlayacağız. Eminim küçük alanlarınızda herkes zaten bu yardımları sunmaya başladı. Birçok şey de dinledik bu hafta boyunca. Bu da umarım herkesin işine yarayacak bir eğitim olur. Çok teşekkürler tekrar. Ben sözü Figen'e bırakıyorum uzatmadan. Teşekkür ederim hocam. Ben de çok uzatmayacağım aslında. Hepimize geçmiş olsun diyerek sözlerime başlayayım. Gerçekten çok kötü bir deprem deneyimledik. Hatta birden fazla deprem, daha öncekilerine de hiç benzemeyecek kadar fazla yıkıma sebep oldu. Çok fazla insanımızı kaybettik ve hepimiz gerçekten bu süreçten çok olumsuz etkilendik. Ama bir taraftan da çok hızlıca yardım etme isteğiyle böyle hep birbirimizi arar sorar ne yapabiliriz der durumdaydık. Bu da çok iyi geldi, çok umut verdi. Derneğimizin travma komisyonunu zaten komisyon olarak çalışmalarını yürütüyordu. Halihazırda da Haziran ayı içinde TÜBİTAK'ın desteklediği travmalar, afetlerde psikososyal müdahaleler başlıklı bir haftalık eğitim düzenlemiştik. Bunun desteğini de almıştık ve ona hazırlanıyorduk aslında. Tam bunu yapmaya çalışırken böyle bir afetin içinde bulduk kendimizi. Çok üzgünüz hepimiz, herkes gibi. Ne yapabiliriz noktasında hemen hızlıca organize olup gönüllü çağrısıyla şu anda sizin oluşturduğunuz bu gruba ulaşabildik. Kendimizi size ulaşabildiğimiz için de çok iyi hissediyoruz, şanslı hissediyoruz. Çok mutlu olduk sayıların böyle 200'lerde olması. Çünkü görece grubun dörtte biri kadar, yani bu dernekte aktif üye olan, dernek çatısı altında olan kişilerin her dördünden biri gönüllü olmuş gözüküyor. Bu çok özel bir durum. Gerçekten çok mutlu olduk. Gönüllü listelerimiz var. Belgini de belki, hani Fatma Hoca katılamadı ama belki yönetim kurulu adına ve sekreter olarak söz alır. Hemen ertesi gün aslında toplantılarımızı yapmaya başladık ve Sağlık Bakanlığı'ndan da arandık. Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı bizimle işbirliği yapmak istediğini, sahada çalışan hemşire arkadaşların ruh sağlıklarını korumak adına bizim yardımımıza ihtiyaç duyduklarını söylediler. Bu da gerçekten çok kıymetli. Bizim sahadaki varlığımızın önemini bilmeleri, bizim de burada yapabilecek bir şeyimizin olması. Çünkü dernek olarak organize olmak ve yapabileceklerimiz daha sınırlıyken böyle kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çok daha fazla insana ulaşabileceğiz. Bu eğitimler aslında belki de halihazırda bundan daha uzun eğitimleri, daha farklı eğitimleri almış olanlar için bir tazelenmeye, hatırlama, tekrar eğitimi olabilir. Ya da bu alanda ilk kez çalışacak olanlar için yeni bilgileri öğrenmek olabilir. Çok daha temel düzeyde işte psikolojik ilk yardımla başlayalım istedik. Birinci basamak akut dönem, hızlıca yapılabilecek olanlar neler? Bu 2 gün boyunca işte 8-11 arası bunları konuşuyor olacağız. Burada olan herkese, yardım etmek isteyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben belgini göremiyorum. Belki yönetim kurulu adına konuşurdu. Ben kendisini yükselttim panelistliği ama belgin burada mısın? Galiba yok. Pardon. Kameranı ve mikrofonunu açabiliyorsun panelist olunca Belgin, istersen bir dene. Bu arada dernek başkanımız da Fatma Hocam açılışta bulunacaktı ama bir bağlantı problemi nedeniyle şu anda yok. Belki aradan sonra onu giderebiliriz. Belgin, seni gördük. Kameranı açarsan eğer, resmini gördük daha doğrusu. Evet, ben panelist yaptım Belgin'i. Tamam.
Evet, hocalarım kamerayı açamıyorum. Sanırım bir şey var, kayıtla ilgili bir problem var diye görüyorum. Ama sesim duyuluyor mu bilmiyorum. Duyuluyor, evet. Host tarafından kameram hani kapatıldığı için açılamıyormuş. O yüzden. Evet, değerli hocalarım, hepiniz hoş geldiniz, değerli katılımcılar. Evet, çok gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. Hepimiz için zor. Bizler de ne yapacağımızı bilemiyoruz bazen. O yüzden bu eğitimin katkı sağlayacağına inanıyoruz. Komisyonumuza, emeği geçen tüm hocalara teşekkür ediyoruz. Yani bundan sonraki süreçte şu sorular geliyor, görevlendirmeler nasıl yapılacak, süreç nasıl ilerleyecek diye. Onlarla ilgili bildiğiniz gibi beni şu an, evet sanırım kamerayı da açmış oldum. Evet, tabii hani çok hazırlıklı olmadığı bir durumdu Türkiye'nin de. Bizim de biraz hazırlığımız yoktu ve şu an hani yeni hazırlanıyoruz. Belirsizlikler var ama zamanla neler yapacağımız netleşecektir. Şu an bir Sağlık Bakanlığı'yla böyle bir ortak şeyimiz var. Orada çalışırız ama bundan sonra belki başka kurumlarla yine ortak çalışmaları olabilir. Ben emeği geçen tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Ve siz değerli katılımcılar, gönüllü olduğunuz için ben de bir Adanalı olarak hani oradaki insanların hani yaşadığım, akrabalarımın, ailemin yaşadığı acıları gördüğüm için, zorluğu gördüğüm için onlar adına da çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eğitim olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz Belgin. Eğitimcilerimiz burada. Biz ilk gün Nurhayat Hoca ile başlayacağız. Psikolojik ilk yardımın girişini, temel kavramlarını o anlatacak bize. İlk iki saat gibi düşünürsek. Ardından da Nurhan Hocam, o da burada, kamerasını açtı. O da bize stabilizasyondan, dengelemeden bahsedecek ki şu dönemde en çok ihtiyaç duyulan şey o olacak mutlaka. Bu beceriyi çok önemsiyoruz. Bunun geliştirilebilmesi bizim için çok kıymetli. Çok sağ olsun, bizi kırmadı. Aslında çok da uygun bir zaman değildi belki onun için ama yine de aramızda bizimle birlikte çok teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadar olacak, çok yormamak adına. Yarın yine 8'de başlayacağız oturumumuza. Orada da yine Fahri Hocam, Şeniz ve Çiğdem Hocam konuşacaklar. Çiğdem Hocam duyguların düzenlenebilmesinde, duyguların ifade edilebilmesinde neler yapılabilir, onlardan bahsedecek. O da burada şu anda bizimle beraber. Şeniz bize risk değerlendirmeden bahsedecek. İşte psikolojik ilk yardım yaparken, karşılaştığımız vakayla çalışırken hangi alanlarda neleri takip etmemiz gerekiyor? Bu bulgular bize neyi gösteriyor? Daha çok bunları konuşacağız Şeniz Hocam'la. Fahri Hocam zaten başından sonuna kadar sürecin her aşamasında eminim katkıları da olacak. Hem açarken hem kapatırken eğitimi, onun çok değerli katkılarından yararlanacağız. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar katılan herkese komisyon adına. Bu arada komisyonun çok değerli çalışanlarını, hepsinin adını tek tek sayamayacağım, çok uzun sürecek ama Ayşe'ye, Eda'ya, Şeniz zaten burada, diğer herkese çok teşekkür ederiz. Bizimle çok yoğun bir şekilde bir hafta boyunca, Vesile yine yönetim kurulu koordinatörümüz aynı zamanda, böyle gece gündüz her saat çalıştık beraber. Çok teşekkür ederim komisyonun tüm üyelerine ve bu arkadaşlarıma. Ben şimdi sözü Fahri Hocam size bırakıyorum. Aslında daha fazla şey yapmadan ben direkt sözü Nurhayat'a bırakıyorum. Bugünkü konumuz psikolojik ilk yardım. Çerçeveyi Nurhayat'tan bekliyoruz. Daha sonra da Nurhan Hocam kıymetli deneyim ve bilgi birikimiyle bize stabilizasyon ve dengelemede kullanabileceğimiz bazı pratik olarak kullanılabilecek becerilerden bahsedecek. Buyurun Nurhayat, söz sende. Değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Aslında üzgünüz fakat bir yerden de başlamamız gerekiyor. Öncelikle hepimize geçmiş olsun diyorum ve ülkemizin başı sağ olsun. Kötü bir hafta geçirdik. Umarım çabuk zamanda toparlanırız. Öncelikle katıldığınız için ve bize bu anlamda destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Ben Nur Hayat Kılıçbay'a geldi. Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde çalışıyorum. Doktor öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Doktora tezimde psikolojik ilk yardım çalıştım ve doktora sürecinden sonra da şu anda hali hazırda bu kavramı çalışıyorum. Biz bugün hocalarımızla bu sürecin hazırlık kapsamında bir çerçeve belirledik. Ve 2 gün boyunca da bu şekilde, yani bu çerçeve doğrultusunda bir takım bilgiler sunacağım. Şu anda acaba ekranda görünüyor mu hocam? Ben göremiyorum bir şey ama. Görünüyor hocam. Slide yansıttım. Görebiliyor musunuz hocam? Slide görünüyor hocam. Görünüyor. Tamam. Şimdi öncelikle bugün ben size nelerden bahsedeceğim? Çok kısa bir afet nedir ve bunun psikososyal etkileri nelerdir? Ruhsal bozukluklarla afetlerin bir ilişkisi var mı? Bunlar nelerdir? Daha sonra da psikolojik ilk yardım kavramı. Bu kavram nedir veya ne değildir? Bu kavramın temel kuralları var mıdır? Psikolojik ilk yardım uygulayacak bireyin bir takım özellikleri olması lazım. Yani bireyden bir takım beceriler beklenir. Bunlar nelerdir? Bu kavrama, psikolojik ilk yardıma hazırlık online olarak nasıl yapılır? Bunu ele alacağız. Daha sonra da psikolojik ilk yardımın ilkeleriyle ilgili temas, bağlanma, ilk bireyi karşılama, bununla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Hepimiz için verimli ve güzel bir eğitim olmasını diliyorum. Şimdi geçen haftalar biz aslında bu afet kavramını çok iyi gördük. Toplumda aniden ortaya çıkan ve çok büyük kayıplara yol açan ve hayatın normal akışı içerisinde ortaya çıkan bir olaydı. Çokluğu kayıplara yol açar. Bireylerin toplumun baş etmelerini zorlar, işlevselliklerini yitirmesine de zaman zaman sebep olabilen durumlardır aslında. Biz geçen hafta yaşadık bunu, toplumsal bir travmaya maruz kaldık, kolektif bir travma yaşadık, şu anda da hala bunu yaşıyoruz. Yasımızı kitleler halinde yaşıyoruz ve biz bu durumu afet olarak aslında tanımlıyoruz. Afetlerin aslında afetler yalnızca etkilenen bireyleri değil, yani birincil mağdur dediğimiz bizzat afet yaşayan kişileri değil. Şu anda slaytta gördüğünüz gibi dörtlü şekilde birincil mağdurlar, ikincil, üçüncül ve dördüncül mağdur olarak nitelendirdiğimiz aslında dört grupta ve geniş yelpazedeki herkesi etkileyebilir. Biz birincil mağdurlar... Nur Hayat, uyarısı geldi. Bir slayt gösterimini alabiliyorsan yapabilir misin? Sanki ekranda öyle görünmüyor gibi. Yani slayt görünüyor mu? Tamam. Şimdi geçti. Hani o belirttiğin slayta gelirsen tamam. Dört basın. Tam da görünüyor değil mi hocam? Görünüyor. Tam oldu tamam, şimdi. Tamam ekran. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Birinci mağdurlarımız bizzat afeti yaşayan bireyler. İkinci mağdurlarımız birinci mağdurlarla, yani afeti yaşayan bireylerle doğrudan bağ olan kişilerdir. Aile bireyler olabilir, arkadaşlar olabilir. Üçüncü mağdurlar şu anda afet bölgesinde çalışan, yardım çalışması sunan herkesi kapsar. Dördüncü mağdurlar olarak nitelendirilen ise aslında bu afeti bizzat yaşamamıştır. Yakını yoktur, yardım çalışmasında da bulunan bir birey değildir. Medyadan veya farklı kanallardan bu durumu takip eden bireylerdir. Yapılan çalışmalar bize şunu söylüyor. Aslında birinci düzeydeki mağdur ne kadar etkilenirse, dördüncü düzeydeki mağdur da aslında o şekilde etkileniyor. Bu yüzden de daha fazla geniş çaplı psikososyal sorunların yaşanmasına sebep oluyor. Tabii afetler sonrasında bir takım tepkiler gözlenir. Biz bu tepkileri duygusal tepkiler, bilişsel tepkiler, fiziksel tepkiler, davranışsal ve sosyal tepkiler olarak ayırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bireyi afet anında veya afetten sonra şok, öfke, çaresizlik gibi, aşırı korku, suçluluk, ümitsizlik gibi duygusal tepkiler yaşayabilir. Bilişsel süreçlerinde hafızayla ilgili sorunlar olabilir, kendini suçlayabilir. Bir güven duygusu kaybı yaşayabilir. Fiziksel olarak birey yorgun, uykusuz,
bir takım baş dönmesi, çarpıntı, göğüs ağrısı gibi belirtiler yaşayabilirdi. Davranışsal olarak ise afeti hatırlayan unsurlardan kaçınma, yerinde duramama, ani irkilme şeklinde belirtiler gösterebiliyor. Sosyal tepkiler olarak da yabancılaşma, sosyal geri çekilme, aile, arkadaş, iş ilişkilerinde bozulma gibi tepkiler ortaya çıkabiliyor. Fakat biz şunu bu noktada bilmemiz gerekiyor ki aslında bu tepkiler normal tepkilerdir. Yani yaşanan afet durumu anormal bir durum. Bu duruma verilen tepkiler ise normal tepkilerdir. Biz bu noktada bunu bilmemiz gerekiyor. Ve şunu çok iyi biliyoruz. Aslında her birey özeldir ve bu tepkilerde her birey de farklılık gösterebilir, şiddeti farklılık gösterebilir ve her birey kendine özgü bir takım belirtiler gösterebilecektir. Ve bize şu söylenir, aslında bunlar bir hastalık belirtisi değil. Yani bu belirtileri gördüğümüz zaman bu kişiye herhangi bir tanı koymayın, herhangi bir doğrudan bir ilaç tedavisi vesaire yapmayın. Çünkü bunlar aslında normal gösterilmesi gereken tepkilerdir. Fakat bazen bu tepkiler bir süre sonra kendiliğinden geçmesini bekliyoruz dedik ama bazen bu tepkiler kendiliğinden geçmez ve kronikleşerek çeşitli ruhsal problemlerin oluşmasına sebep olur. Özellikle biz bunu son pandemi döneminde de gördük. Geçmiş afetlerde yapılan çalışmalarda da görüyoruz. Anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, uyku, fobiler, suç içeren davranışlar ve obsesif kompulsif bozukluklar gibi çeşitli problemlerin yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu durumda dünyadaki çeşitli uzmanlar, hatta birçok uzmanlar afetlerin ilk basamakta olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için etkili psikososyal destek müdahalesine ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Ve bu müdahalenin de psikolojik ilk yardım olduğu söylenir. Biz psikolojik ilk yardımı şu şekilde tanımlarız. Temelde aslında acı çeken, desteğe ve yardıma ihtiyaç duyan bireylere sunulan insancıl ve destekleyici müdahalelerdir. Bizim için insancıl ve destekleyici olması müdahalenin son derece önemli. Çünkü afetle karşılaşmış bir bireyle çalışacağız. Afeti yaşamış, çoklu kayıplara uğramış bir bireyle çalışacağız. O yüzden bu müdahalenin insancıl ve destekleyici olması son derece önemli. Aynı zamanda psikolojik ilk yardım bir psikososyal destek müdahalesidir ve erken dönemde uygulanan, yani afetin akut döneminde, ilk döneminde uygulanan bir müdahale olarak tanımlanmaktadır. Peki psikolojik ilk yardım tam olarak neyi kapsar? Biz psikolojik ilk yardım tanımlarken, psikolojik ilk yardımdan bahsederken aslında nelerden bahsediyoruz? Ona bakmamız gerekiyor. Psikolojik ilk yardımın temelinde kişiyi zorlamadan şefkatli bir iletişim vardır. Bu bizim için çok önemli. Kişiyi zorlamadan daha çok kişiye destek olabilecek bir iletişim benimsenir. En temelde bireyin acil ihtiyaçları karşılanmalıdır ki bu bizim için çok önemli. Burada acil ihtiyaçtan kasıt öncelikle fiziksel ihtiyaçlardır, temel ihtiyaçlardır. Bunu saptayabilmek ve bunu çözebilmek psikolojik ilk yardımda son derece önemlidir. Bir diğeri, psikolojik ilk yardım bireylerin hangi tür ihtiyacı varsa bunu da karşılamayı amaçlar. Yani birey sosyal desteğe ihtiyacı varsa, bir bilgi edinmeye ihtiyacı varsa, farklı bir hizmetle bağlantı kurmaya ihtiyacı varsa bunu da karşılar. Bireyin sakinleşip rahatlamasını da destekler ki bu çok önemli. Çünkü bir stres durumuyla karşılaşmış birey, hatta birçok birey karşılaşmış. Bu bireyin stabil edilmesi, sakin bir hale getirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda da bireyi gelecekteki olası travmalardan, bireyi yeni bir travma karşılaşmasından engeller, yeni olası travmalardan korur. Psikolojik ilk yardım temelde şuna değinir. Aslında her bireyin bir baş etme yeteneği vardır. Eğer sizler bireyin
temel ihtiyaçlarını, o anlık acil ihtiyaçlarını karşılarsanız ve bireyi bu yönde desteklerseniz birey yaşadığı durumun üstesinden gelebilir. O yüzden bireye daha insancıl yaklaşımla, daha şefkatli bir yaklaşımla bireyin temel ihtiyacını belirleyin ve bu ihtiyacı bireyle birlikte çözebiliyorsanız bireyle birlikte çözün ve daha sonra birey kendi baş etmelerini kullanarak günlük yaşamına dönmeyi sağlayacaktır. Psikolojik ilk yardımda da temel amaç bireyin daha önce afet öncesi yaşama dönebilmesi ve bunu kısa bir süre içerisinde bizim bunu yapmamız gerekir. Bu istenir. Peki psikolojik ilk yardım ne değildir? Biz şunu söyledik, size birazdan slaytımızda söyleyeceğiz. Herkesin yapabileceği bir uygulamadır. Profesyonel olmanıza gerek yok. Bunun için özel bir ruh sağlığı eğitim veya özel bir eğitim sahibi olmanıza gerek yok. Bu anlamda herkesin yapabileceği bir uygulama olarak geçer literatürde. Yine psikolojik ilk yardım olan olayın veya bireyin duygularının yoğun bir şekilde tartışıldığı, anlamlandırıldığı bir durum değil. Yani bir psikolojik anlamlandırma değildir. Aynı zamanda psikolojik ilk yardım bir tedavi değil, teşhis değil, klinik ortamda verilmesi gereken bir hizmet değildir. Tamamen klinik ortamda da siz psikolojik ilk yardım yapabilirsiniz. Fakat bu durumda psikolojik ilk yardım yalnızca işte klinikte verilen bir tedavi gibi de düşünülmemesi gerekiyor. Bir tedavi değildir, teşhis değil, özel bir terapi gerektirmiyor, psikolojik danışmanlık gerektirmiyor. Tamamen kişiyi insancıl bir şekilde anlama, kişinin duygularını anlama ve bireyin eski haline dönmesini sağlamayı içeren bir uygulamadır aslında. Peki psikolojik ilk yardım neden önemlidir? Biz bunu neden önemsiyoruz veya literatür bunu neden önemsiyor? Yapılan birçok çalışmalar psikolojik ilk yardım şu anda kanıt temelli bir uygulama olduğu kanıtlanmıştır. Yani yapılan çalışmalar, psikolojik ilk yardımla ilgili yapılan çalışmalarda afet sonrası bu müdahalenin etkin olduğu kanıtlanmıştır ve literatüre geçmiştir. Bunun dışında sahada çok kolay uygulanabilir, pratiktir. Herhangi çok büyük paraya veya çok büyük bir zamana ihtiyaç duymazsınız. Çok kolay uygulanabilen pratik bir aslında müdahaledir. Her yaş grubundan bireye uygulanması da bu açıdan psikolojik ilk yardımı önemli kılıyor. Yani siz çocuk bireyle de çalışınca bu müdahaleyi yapabilirsiniz. Yetişkin bir bireyle de çalışınca psikolojik ilk yardım müdahalelerini yapabiliyorsunuz. Esnektir, her kültüre göre uyarlanabilir, her ortamda kullanılabiliyor. Bu yüzden de psikolojik ilk yardım önemlidir. Hatta çok kısa eğitimlerle, geniş uygulanabilirliği var. Geniş alanlarda kullanılabiliyor. Bu nedenle de psikolojik ilk yardımın önemli olduğu belirtilmiştir. Peki psikolojik ilk yardım kimler içindir? Biz slaytta da görüyorsunuz. Çocuk, yetişkin, yaşlı her bireye uygulanır aslında. Ciddi bir kriz durumuna maruz kalmış tüm insanlar içindir. Fakat burada şunu bilmek gerekiyor. Aslında bir kriz durumuyla karşılaşmış herkes psikolojik ilk yardıma ihtiyaç duymaz. Özellikle belirli özellikleri olan kişiler veya baş etmeleri o an zayıflamış kişiler ihtiyaç duyacaktır. Biz bu noktada diyoruz ki yetişkinlere, çocuğa, yaşlı bireye de biz psikolojik ilk yardım uygulayabiliyoruz. Bunun dışında sağlık personelleri, emniyet gücü, silahlı kuvvetler, travmatik olaya tanık olmuş tüm bireyler, bu süreçte çalışan herkese de psikolojik ilk yardım uygulanabilir. Psikolojik ilk yardım ne zaman ve nerede uygulanır'a baktığımız zaman aslında psikolojik ilk yardım afet anında ya da olay sırasında ve hemen sonra uygulanan bir müdahaledir. Bu müdahale olayın çeşidine göre günlerce ve haftalarca da sürebilir.
Siz bunu bir defada yapabilirsiniz, birkaç defada yapabilirsiniz. Yani bu müdahaleyi günler ve haftalar boyunca da yapabilirsiniz. En temelde afet sırasında ve afetten hemen sonra uygulanan bir müdahaledir. Güvenli her yerde yapılabilir psikolojik ilk yardım. Güvenli olduğunu düşündüğünüz kişinin mahremiyetinin, saygınlığının korunduğu her ortamda bunu yapabilirsiniz. Bunun için olay yeri olabilir, sağlık merkezleri olabilir, sığınaklar olabilir, kamplar, okullar gibi yerler olabilir. Özellikle eğer imkanınız varsa, imkan varsa psikolojik ilk yardımın daha güvenli, bireyle daha özel konuşabileceğiniz, bireyin kendisini daha iyi hissedebileceği bir ortamda yapmakta fayda var. Fakat dediğim gibi her ortamda da siz bu hizmeti sunabilirsiniz. Psikolojik ilk yardımın temel amaçları vardır. Bu amaçlara bakacak olursak, buradaki temel amacımız bireyle şefkatli bir bağ kurabilmek. Yani bireyle bir iletişim kurabilmek. Ama bu baskıcı olmayan, daha insancıl, daha sıcak bir iletişim kurabilmektir. Bireyin fiziksel ve duygusal güvenliğini sağlayabilmektir. Yani bireyi hem fiziksel hem de duygusal güvenli bir ortam oluşturabilmektir. Bireyin acil temel ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlar. Temel ihtiyaçlar fiziksel yönde de olabilir, psikolojik yönde de olabilir. Bu temel ihtiyaçları saptayıp ve bu temel ihtiyaçların bir an önce karşılanmasını amaçlar. Bireyin stabil olmasını sağlar. Uzun dönemde travmanın olumsuz etkilerini en aza indirmeyi amaçlar. Kısa süre içerisinde bireyin normal günlük yaşamına dönmesini planlar aslında bu model. Psikolojik ilk yardımın temel kuralları vardır. Yani biz bunu yaparken temelde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlara bir bakmamız gerekiyor. Bu noktada öncelikle şu vurgulanır. Her zaman önce olay iyice incelenmelidir. Yani siz afet ortamına gittiniz, hemen sizden bu müdahaleyi yapmanız istenmez. Siz öncelikle olayı iyi gözlemlemeniz gerekiyor ve bir sistem içerisinde olmanız gerekiyor. Yani tek başınıza gittiğiniz vakit çok etkin hizmet sunamayabilirsiniz. Bu yüzden denir ki bir yapı, bir çatı içerisinde olmanız gerekiyor. Yani siz bir birimle ortak çalışmanız gerekiyor. Burada sizin uzmanlık alanınız, görevlerinizin de tanımlanması gerekiyor ve sizin de bu konuda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Yani ben oraya gittiğimde hangi çerçevede çalışacağım, benim görev sorumluluklarım nelerdir, ben neler yapabilirim, bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında toplumun, çalışacağınız toplumun hassasiyetini, kültürünü tamamen göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ve çalışırken öncelikle en temel önceliğin fiziksel ve acil ihtiyaçlar olduğunu da bilerek çalışmanız gerekiyor. Bunları yaparken de kendi fiziksel ve ruh sağlığımızı da korumamız son derece önemli. Kendi iyiliğimizi de sürdürebilmemiz psikolojik ilk yardım sağlamak için son derece önemlidir. Peki ben psikolojik ilk yardım uygulaması yaparken bir takım profesyonel becerilere sahip olmam gerekiyor. Aslında bunlar temelde bir takım becerilere sahip olmam gerekiyordu. Bunlar bireyin ihtiyaç ve endişeleri hakkında ben uygun soru sormayı bilebilmeliyim. Yani bir stres anında, stresli bir ortamda bireyle nasıl etkileşime gireceğim konusunda bir takım bilgi sahibi olmam istenir. İyi bir dinleyici olmam bu kavramın önemli parametresidir. İyi bir dinleyici olabilmek, görülebilir olmak ve ulaşılabilir olmak. Yani birey olay anında veya olaydan sonra siz bireyin yanına gittiğinizde sizin o anlık hizmetinize ihtiyaç duymayabilir ama bir süre sonra birey belki bir ihtiyacı olabilir bu hizmete. O yüzden sizin görülebilir ve ulaşılabilir olmanız önemlidir.
Etkilenen bireylere yeni bir travma yaratmadan bireyle çalışabilmeniz önemli. Sakin ve anlaşılır konuşabilmek burada son derece önemlidir. Bireyin yaşına uygun açıklamalar yapabilmelidir. Profesyonel yaklaşımda birey mahremiyeti ve saygınlığı gözlemlemelidir. Etkilenen bireyin yaşına, cinsiyetine uygun bir yaklaşım sergilenmeli ve burada çalışırken etkilenen bireylere doğru ve tam bilgi verebilmelisiniz. Bu anlamda istenen PI uygulayıcısından istenen temel şeyler bunlardır. Peki ben PI uygulayıcısıysam uzak durmam gereken bir takım durumlar vardır. Bunlar ne olabilir? Öncelikle şu söylenir. Siz etkilenen bireyin ne hissettiğini yorumlamayın. Ya da ne hissettiğiyle ilgili bir öngörüde bulunmayın. Birey ne hissettiğini size açıkça söylesin veya söylemiyorsa istediği zaman bunu size iletebilir. Bu yüzden siz bireyle ilgili herhangi bir yorum, herhangi bir çıkarımda bulunmayın. Bunun dışında herhangi bir reaksiyonu patolojik olarak düşünmeyin. Normal tepkilerdir, biraz önce söyledik, olan anormal duruma karşı verilen normal tepkilerdir. Her bir belirti bir patoloji, bir hastalık değildir. Bu yüzden bireylere yaklaşırken her bireyi patolojik hasta gibi kesinlikle düşünmemeniz söylenir. Bireylerle iletişim kurduğumuz esnada tıbbi terimleri kullanmamamız istenir. Daha açık, sade, çok kısa, açık, sade bireyin anlayabileceği şekilde bilgi vermemiz istenir. Birey eğer konuşmak istemiyorsa, iletişim kurmak istemiyorsa bu anlamda birey zorlanmamalıdır. Kendisini ne zaman hazır hissederse, bizimle konuşmak için hazır hissettiği zaman biz bireyi dinleyebiliriz. Fakat bireyi de yalnız bırakmamamız gerekiyor. Yani yanında sessiz bir şekilde kalmamız da birey için son derece destekleyici olabiliyor. Aynı zamanda psikolojik ilk yardım kavramı içerisinde şu söylenir, doğru bilgi çok önemli. Bireye ulaşabileceği veya bireyin ihtiyacı olduğu doğru bilgiyi bireye eksiksiz bir şekilde verebilmek önemli. Burada da denir ki yanlış bildiğiniz, eksik bildiğiniz bilgileri kesinlikle bireye iletmeyin, bireye doğru ve tam bilgi verin. Afet ortamındasınız veya bireylerle çalışıyorsunuz, acil detaylı bilgi almanıza gerek yok. Yani çok fazla formlar doldurarak veya çok fazla sorular sorarak, röportaj yapar gibi bireye yaklaşarak acil detaylı bilgi almanıza gerek yok. Zaman ilerledikçe zaten bu bilgilere sahip olacaksınız. Temelde biz bireyin ihtiyaçları nelerdir, hangileri öncelikle karşılanmalıdır ve biz bunu nasıl karşılayabiliriz? Bu noktada bir takım bilgiler edinmemiz gerekmektedir. Psikolojik ilk yardım sunarken, biz bu hizmeti sunarken dört temel noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle bireylerin, etkilenen bireylerin güvenlikleri, itibarları ve haklarına saygılı olmamız gerekmekte. Çalıştığımız kültürü iyi bilmemiz gerekiyor. Yani çalıştığımız kültürle ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Oluşan acil durumlar var mı? Bunlar hakkında bilgi almamız ve öz bakım noktasında da kendimizi desteklememiz de çok önemli. Burada güvenlik, itibar ve haklara saygıda tahmin edersiniz ki afet ortamları karışık, kaotik ortamlardır. Çok sayıda insanın olumsuz etkilendiği ortamlardır. Bu anlamda bireylerin bazen güvenlikleri ihlal edilebiliyor, hakları ihlal edilebiliyor ve birey veya bireyler itibarlarıyla ilgili saygınlıklarını kaybettiklerini de düşünebilir. Bu yüzden denir ki afet ortamında çalışırken bireylerin öncelikle güvenliklerinin, itibarlarının korunduğu yönünde, yani korunması noktasında destek sağlayın. Öncelikle bireyin güvenliğini güvende olduğundan emin olmamız gerekmekte. Kültürel, çalıştığımız bireyin kültürüne, sosyal normlarına da dikkate alarak çalışmamız gerekmekte.
Evet hocam, slide görüntüsü gitti ama acaba? Hocam görebiliyor musunuz? Şu an görünmüyor Nurayet hocam. Görebiliyor musunuz? Geldi şimdi. Sesimi duyabiliyor musunuz hocam? Ses de var, görüntü de var Nurayet hocam şu an. Tamam, çok iyi hocam. Teşekkürler. Rica ederim. Slide'ı tam ekran yapabilir misiniz hocam? Şimdi oldu mu hocam? Şu anda. Evet, teşekkürler. Psikolojik ilk yardım sunarken biraz önce dediğim gibi bireyin güvenliğine, itibarına ve haklarına saygılı olmak gerekmekte. Tüm bireylerin eşit hizmet aldığından emin olmamız gerekiyor. Ve birey için en faydalı olan nedir? Bunu düşünmemiz de birey için son derece önemli olmaktadır. Biz bu hizmeti sunarken bir takım etik değerlere de sahip olmamız gerekiyor. Ve burada yapmamız ve uzak durmamız gereken bir takım davranışlar var. Bunlardan birisi biraz önce de söylediğim gibi, bireye doğru bilgi verebilmeliyiz. Dürüst ve güvenilir olabilmek çok önemli. Bireyin kendi haklarına, kendi kararlarına da saygı duyabilmeliyiz. Biz kendi ön yargılarımızın da farkında olmamız son derece önemli. Bir kültüre karşı, bir etnik kökene karşı ön yargılarımız varsa da bunun da öncesinde bu konuda da farkında olmamız gerekecektir. Çünkü bu bizim hizmet kalitemizi de olumsuz etkileyebilir bu durum. Bireyde yardım istemeseler dahi ileride bireyler yardım isteyebilir. Bu anlamda ulaşılabilir olmamız son derece önemli. Bireyin mahremiyetini, haklarını saygı duymam gerekiyor. Mahremiyetini korumam gerekmekte. Ve bireyin biraz önce de söyledik, kültürüne, yaşına, cinsiyetine uygun bir şekilde davranış sergilemem gerekmekte. Benim etik olarak uzak durmam gereken, yani pi hizmetini sunarken uzak durmamız gereken bir takım davranışlar var. İlişkilerinizi kötüye kullanmamamız gerekmekte. Bu yardımı sunarken herhangi bir para veya herhangi bir şey karşılığında beklememek gerekiyor. Yerine getiremeyeceğiniz sözler verilmemeli, yanlış bilgiler bireylere iletilmemeli. Bireylerin en temelde doğru bilgiye ihtiyacı vardır. Bunu bireylere doğru bir şekilde iletmek gerekmekte. Tüm bireylerin eşit hizmet aldığından emin olmamız gerekiyor. Yapmış olduğumuz müdahaleyi, yardımı abartmamamız gerekiyor. Ve bireyler bizlerle hikayelerini paylaşmak istemiyorsa, yaşadıklarını paylaşmak istemiyorsa bu anlamda bir baskı yapmamamız gerekiyor. Fakat bireyler bizimle bir takım paylaşımda bulunuyorsa da biz bu paylaşımları dışarıda herhangi kimselerle veya başka kimselerle paylaşmamamız gerekiyor. Bireylerin yaşamış olduğu süreci, aktarmış olduğu duygulara da son derece saygılı yaklaşmamız gerekiyor. Bu bizim etik olarak pi uygularken dikkat etmemiz gereken noktalardır. Biraz önce de söyledik, kültüre, değerlere saygı çok önemli. Kültür aslında insanlarla nasıl iletişim kuracağımızı, insanlara nasıl yaklaşım sergileyeceğimizi gösteren önemli bir parametre. Biz bu anlamda çalışırken öncelikle biraz önce de söylediğim gibi kendi ön yargılarımızın farkında olmamız gerekecek. Yani bir kültüre, bir etnik kökenine karşı bir ön yargınız varsa bunların farkında olmak son derece önemli. Bunun dışında ben bu hizmeti sunacağım bireylerin kültürel değerlerini bilmem gerekiyor. Hangi dili kullanıyorlar, bireylere nasıl yaklaşım sergilemem gerekiyor? Çünkü farklı kültürden bireylerle çalışınca bir takım bireylerin özellikleri, inançları, değer yargıları farklılık gösterecektir. Burada da iletişime yansıyacaktır. O yüzden ben bireylerle iletişim kurmak istiyorsam bireylerin kültürel değerlerini de göz önünde bulundurmak zorundayım. Bir diğeri, ben
Bu hizmeti sunduğum zaman sakin olmak ve sakin görünmek zorundayım. Afet ortamları, travmatik ortamlar, stresin veya kötü duyguların çok kolay insanlara bulaşabileceği ortamlardır. Ve aynı zamanda bireyler yardım sağlayan bireylerin davranışlarından anlamlar da çıkartabiliyorlar. O yüzden sakin olmak ve sakin görünmek son derece önemli. Bu sakin görünüm sizin daha net düşünmenize, daha sağlıklı düşünmenize de yardımcı olacaktır. Ve bu durumda bireylerle daha güven verici ilişkiler kurarak bireylere daha etkin yardımda bulunabiliriz. Bu da önemli bir başlığımızdı. Şimdi ben bu hizmeti sunarken, yani psikolojik ilk yardım hizmetini sunarken bireysel bir hazırlığım ve duruma özel bir hazırlığımın olması gerekiyor. Burada olaya özel bir hazırlık gerekiyor ve bu özel hazırlıkta, yani bu acil durum hazırlığında ben şunları bilmem gerekiyor. Biraz önce söyledik, afet çalışmalarında koordinasyon önemli, bir çatı altında çalışmak gerekiyor. Bir yapıda görevlerimizin neler olduğunun da belirlenmesi son derece önemlidir. Bu hizmetin sürdürülebilirliği açısından da çok önemli. Burada acil durum kapsamında ne oldu? Yani olan olay neydi? Ne zaman oldu? Durum hakkında net bir bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Yani bu müdahaleleri, pil müdahalelerini yapmadan önce. Olan olayda ortalama kaç kişi etkilendi? Mevcut hizmetler nelerdir? İnsanlar bu hizmetlere nerelerden ulaşabilecekler? Ekip çalıştığınız kişiler kimlerdir? Bu ekipteki kişilerin görevleri, rolleri nelerdir? Tabii sizin görev rollerinizin de belirlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda kriz anı veya afet anı, afet olayı hala devam ediyor mu? Dış tehlikeler nelerdir gibi bilgilere de hizmeti sunmadan önce olay kapsamında bu bilgiler hakkında da yeterince bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Olay neydi, ne zaman başladı ve acil durum denilen aslında durum nedir? Bu konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bunun dışında pil sağlayıcısının bireysel hazırlığı da çok önemli. Pil sağlayıcısından öncelikle şu istenir. Yani kişi kendine şunu sorabilmeli. Ben afet ortamında çalışacağım, alışılmadık bir yerde çalışacağım, bir kaos olabilir, bilinmezlik içinde çalışabilecek miyim, farklı kültürden bireylerle çalışabilecek miyim, tehlikeli bir ortam, çok fazla aşırı tepkili insanlar görebilirim, yoğun stres altında olan insanlar görebileceğim, yoğun stresli insanlarla çalışacağım. Ben öncelikle kendime şunu sormalıyım, yani biz bu ortamda çalışabilecek miyiz? Yani yoğun stres yaşayan bireylere hizmet verebilecek miyim? Burada benim hazır oluşluğum, yani pil sunucusunun hazır oluşluğu son derece önemli. Biraz önce söylemiştik, pil sunarken önemli bir parametre yardım eden bireyin öz bakımı. Yani bireyi burada ben yardıma hazır mıyım? Yardım etmemi engelleyen bir sağlık durumum var mı? Yardım etmemi engelleyen bir sağlık durumum var mı? Bir hastalığım var mı? Çalışma kapasitemi zorlayan herhangi bir durumla karşı karşıya mıyım? Aile bir problemim var mı? Yani sizin uzakta çalışmanızı aileniz istiyor mu veya yoğun stres altında bazen çalışabileceksiniz, aileniz bu konuda destekçiniz mi veya farklı bir ailevi problemin var mı, kişisel problemin var mı gibi sorulara da kendinizin yanıt vermesi gerekiyor. Bunun dışında ben yardım hakkında ne biliyorum, sorumluluklarım hakkında yeterince bilgi sahibi miyim? İşinizle ilgili de bir takım sorunlarınız olabilir, işvereninizle ilgili bir takım sorunlarınız olabilir. Bunları yanıtlamanız gerekiyor ve kendinize karşı dürüst olmanız istenir. Yani evet,
O an o olayla insanlar herkese yardım etmek isteyebilir ama ben gerçekten yardım edebilecek miyim, edebilir miyim sorularının yanıtını bulmak son derece önemli. Birey burada yardım edeceğini düşünüyorsa ve ortamlarda çalışabileceğine inanıyorsa da kendi öz bakımını da sürdürmesi son derece önemli. Bireyin iyilik hali, yani birey iyi olursa bir başkasına yardım edebilir. Bu yüzden bireyin de iyilik halinin sürdürülmesi son derece önemlidir. Burada öz bakım kapsamında biz afet ortamında veya işte travma yaşamış bir bireyle, yoğun stres travma yaşamış bir bireyle çalıştığımızda kendi öz bakımımızı sürdürebilmemiz için öncelikle bu ortamlarda çalışırken çalışma saatlerinin makul tutulması gerekiyor. Evet, çok sayıda insana yardım etmek isteyebiliriz. Fakat kendi dinlenmemiz de son derece, kendi sağlığımız da önemli. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Paylaşımda bulunursak daha kısa sürede toparlarız. Arkadaşlarla, sevdiklerimizle paylaşımda bulunmamız, dayanışma içerisinde olmamız çok önemli. Yemek, dinlenmek gibi kısa molalar vermemiz lazım kendimize ki daha etkin yardımda bulunabilelim. Kendimize zaman tanıyacağız, esnek olmamız gerekiyor. Belirli sınırlarımız var. Herkese yetemeyebiliriz veya istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Bu bizde bir hayal kırıklığına sebep olabilir. Fakat günün sonunda şunu düşünmemiz gerekiyor. En iyi yaptığımız şeyler, bugün yaptığımız en iyi şeyleri de düşünerek de kendimizi iyi hissedebiliriz. Sosyal ağlarımızı genişletmemiz de son derece iyileştirici olabilir. Çalıştığımız grup arkadaşlarımızdan destek alacağız zaman zaman. Yoğun bir süreç yorucu olabilir, bizim için yıpratıcı olabilir. Bizim de desteğe ihtiyacımız olabilir. Bu yüzden çalışma arkadaşlarımızdan da bu yönde destek alarak kendi öz bakımımızı da desteklemiş oluruz. Şimdi biz psikolojik ilk yardım biraz önce her ortamda, her alanda verilebilen bir destek türüydü demiştik. Şimdi ise ben online psikolojik ilk yardım, telefonda psikolojik ilk yardım nasıl uygulanır? Bununla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Söyledik, her ortamda verilen bir uygulamaydı. Hatta öteki geniş çaplı afet ortamlarında seminerlerle, broşürlerle de insanlara ulaşmanız istenir. Yani çünkü çok geniş çaplı afet olaylarında bireylere bu anlamda da hizmet vermeniz istenir. Biz bunu son pandemi döneminde aslında online terapiler, hizmetleri gördük ve literatüre baktığımızda da online psikolojik ilk yardım hizmetinde etkin bir şekilde yapıldığını da görebiliyoruz. Tanım olarak tamamen aynı, travma yaşamış bireye uygulanan, bireyin rahatlamasını sağlayan tekniktir, psikososyal müdahaledir. Bizler online olarak veya telefonda bu hizmeti vermeden önce bir takım şey bilgilere sahip olmamız gerekiyor ve bir takım teknik şeyler konusunda da iyi olmamız gerekiyor. Özellikle kullandığımız iletişim araçlarının uygun olması gerekiyor. Çünkü bir uzaktan destek planlıyoruz. En uygun, ulaşılabilir olması gereken iletişim araçlarının benim olması son derece önemli. Biz hangi saatlerde bu hizmeti vereceğiz? Bunun da belirlenmesi gerekiyor. Tabii biraz önce söylediğim gibi biz bunları yaparken bir birimle çalışıyoruz. Kendi başımıza, yani tek başımıza bu saatleri veya iletişim araçlarını bizler belirlemiyoruz. Fakat görüşme öncesinde bunların önceden daha iyi, en ulaşılabiliri olması adına bunlar son derece önemli. Bir yardım sağlayıcının, yani PI sunucusunun PI eğitimini alması gerekiyor.
Aslında psikolojik ilk yardım fiziksel ilk yardıma benzetirler. Herkes yapabilir fakat temelde bir psikolojik ilk yardımla ilgili eğitiminin de alınması gerektiği vurgulanır. O yüzden telefonda da bu hizmeti sunan bireyin bu eğitimi alması gerektiği söylenir. Acil durumlarda ben doğru ve güncel bilgiye hangi resmi sitelerden ulaşacağım bunları bilmem gerekiyor. Özel durumlarla ilgili prosedürlerim elimde var mı? Ve ihtiyaç halinde danışanınız, ihtiyaç halinde karşıdaki birey sizden bir takım psikoeğitim materyalleri isteyebilir. Bunlar benim elimde var mı? Bunlar görüşme öncesinde, yani online hizmet verecekseniz, telefonla hizmet verecekseniz bunlarla ilgili hazırlığınızın olması gerekiyor. Biz telefonda veya online olarak bu hizmeti verdiğimiz sırada bir takım biraz önce söylediğimiz gibi özelliklerimiz olacaktır. Aktif dinleme, empati yapabilme, problem çözebilme becerisine sahip olmamız gerekiyor. Psikolojik ilk yardımla ilgili bir eğitim almamız gerekiyor. Ulaşılabilir olmamız önemli. Birey sizi aradığı vakit veya size bir çağrı yönlendirildiğinde sizin ulaşılabilir olmanız son derece önemli. Her iki taraf için de, sizin için de, karşıdaki yardım sunacağınız birey için de uygun ve güvenli bir çevre oluşturmamız gerekiyor. Yani bu çağrıların sağlıklı yapılabilmesi için, bireyin ihtiyacını doğru saptayabilmek, doğru yönlendirebilmek, doğru çözümleyebilmek için de her iki tarafında güvenli ve sağlıklı bir ortamda, yani uygun, güvenli bir ortamda olması gerekiyor. Aynı zamanda görüşmeyi yapacak, pil görüşmesini yapacak bireyin gelecek sorulara veya sorunlarla ilgili başa çıkma ile ilgili bir takım yetkinliklerinin olması istenir. Zor çağrıları, zor durumlarda yaptığım görüşmeleri kime yönlendireceğim, nasıl yönlendireceğim konusunda da bilgi sahibi olmam gerekiyor. İhtiyaç halinde süpervizörlük alacağım biri var mı ve buna hemen ulaşabiliyor muyum? Ve yine burada da çalışırken etik prensipler çok önemli. Bireyin mahremiyetinin korunması, gizliliğinin korunması da yine telefonda veya online olarak çalışınca da son derece önemli. Ben online veya çevrim içi telefonla hizmet veriyorsam öncelikle kendim için, yani bireyle sağlıklı bir iletişim kurabilmem için fiziksel çevremin uygun olması gerekiyor. Dışarıdan rahatsız edilmemeniz gerekiyor. Bir not defterinizin, bir kayıt defterinizin olması gerekiyor ve bu herhangi kimsenin eline ulaşmaması gerekiyor. Çünkü insanlar bir takım özel durumlarından bahsedebilirler. Özel bilgiler size sunabilirler. O yüzden de bireyin bu anlamda mahremiyetinin ve gizliliğinin korunması son derece önemli. İlk temasa başlarken telefonda telefonda veya online olarak bu hizmeti İlk temasa başlarken online veya telefonda bu hizmeti verdiğimizde kendimizi tanıtmamız, kurumumuzu, pozisyonumuzu belirtmemiz gerekiyor. Ki karşıdaki birey sizin kim olduğunuzu ve nasıl bir hizmet verebileceğinizi bilmesi adına bu önemli. Çağrıyı karşılarken veya online bir hizmet vereceksek arayan bireye hitap etmek için ismi sorulabilir. Birey bir takım özel bilgilerini, kişisel bilgilerini size vermek istemeyebilir. Bu noktada ısrarcı olunmamalıdır. Bir soru cevap şeklinde hizmet verilmiyor. O yüzden daha çok birey hangi konularda ihtiyacı varsa bunu size anlatacaktır. Ve siz de bu doğrultuda bir ihtiyaç saptayacaksınızdır. Bireyle görüşürken psikolojik ilk yardıma ihtiyacı var mı? Yani bu destek hattına uygunluğunun da belirlenmesi son derece önemlidir. İlk karşılamada, yani bir
çağrı veya telefon karşılanıyorsa arka arkaya bireye sorular sorulmamalı, bireyin cevapları yorumlanmamalı. Yargılayıcı bir dil kesinlikle kullanılmıyor. Daha sıcak, samimi bir telefon karşılanması veya online karşılanma istenir. İhtiyaç halinde birey materyaller isteyebilir. Sizden bununla ilgili bir psikoeğitim materyallerinizin de öncesinde hazır olması gerekmekte. Ve görüşme süresinde bireye daha açık, daha sade, kısa sorular sorularak bireyin durumu özetlenir. Online veya çevrim içi telefonda eğer bu hizmeti sunuyorsanız, bireyle görüşme başlattım, kendimi tanıttım. Birey en temelde neye ihtiyacı var? Bunu bireyle birlikte belirlemek çok önemli. En temel ve acil ihtiyacı belirlenir ve bu acil ihtiyaçların karşılanması için bir kaynak tespiti yapılır. Yani bireyin bu ihtiyaçlarını kimler karşılayacak, bu ihtiyaçlar nasıl karşılanmalıdır? Bazen birey çok yoğun anksiyeteler olabilir, çok yoğun duygular iletebilir. Bu noktada bireyin şimdi ve buraya getirilmesi son derece önemli. Bireyin buraya şimdi ve buraya getirilmesi son derece önemli. Bireyin sorunları belirlenir ve bu sorunlarına yönelik hedefler belirlenmelidir. Ve bu hedeflere yönelik de çözüm yolları bireyle birlikte belirleniyor. Biz bireyle görüşme yaptık. Bireyin hangi yardıma ihtiyacı var, hangi desteğe ihtiyacı var bunu belirledik. Kendimiz çözebiliyorsak çözümledik, çözemiyorsak da bir yardım kuruluşuna yönlendirmemiz gerekiyorsa da bireyi yönlendirme yaparken bu görüşmeler, bireyle yaptığımız bu görüşmeler, problemler bireye de özetlenir ve yönlendirme yapacağımız kuruma da yazılı olarak yazılı bir şekilde sunulması gerekiyor. Bireyin acil ihtiyaçları nelerdir, hangi yardım merkezlerine yönlendiriyor, bunların tespiti çok önemli. İhtiyaç halinde güncel bilgileri bireye de iletebiliyorsunuz. Karşı tarafta yönlendirme yaptığınız hizmetlere de bunları iletmek gerekiyor. İhtiyaç durumunda bireyin hizmet alabileceği kurumların numaraları, güncel mailleri, ulaşabileceği web sayfalarının da hakkında bireye bilgi verilebilir. Eğer birey sizin dışınızda farklı bir kuruma yönlendiriliyorsa da bireye bu görüşme özetlenir. Bireye iyi dilekler sunulduktan sonra bireye artık yardım sonlandırılıyor. Burada birey kendini terk edilmiş hissetmemesi, yalnız hissetmemesi için karşı tarafta yardım hizmeti sunacak bireylerle de tanıştırılması veya oradaki hizmetle ilgili de bilgilerin verilmesi son derece birey için faydalı olabilmektedir. Sanıyorum ki devam edebiliriz. Nurhan Hocam burada mısınız? Evet, buradayım. Merhabalar. Ben sözü size bırakayım. Tamam. Ekran paylaşımı yapabiliyorum herhalde şu anda, değil mi? Öyle olması gerekir. Yapabiliyorsunuz hocam. Bakayım hemen bir deneyeyim. Evet. Geldi Nurhan Hocam. Bir de slide gösterim şeyi alırsanız, hani gösterim şeyini. Aldım, tamam. Tamam. Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz ve ülke olarak ve tüm bu meslek grupları olarak bu yükün altından nasıl kalkacağız? Doğrusu bilemiyorum. Gerçekten hiç kolay olmayacak. Ben sunumumu biraz daha geniş tuttum. Bana verdikleri arkadaşların görevleri birazcık erteledim. Daha doğrusu değiştirdim.
Umarım size sunacaklarım işinize yarar. Çünkü psikolojik ilk yardım ya da travmada ilk yardım ilk 72 saat içinde yapılması gereken bir müdahale. Şu anda 10 günü geçti neredeyse ve artık biraz travmatizasyonu kronikleştirmeyecek müdahalelere de ihtiyaç var. Ve bizler de profesyonel bir meslek grubuyuz ve en az yüksek lisanslı olduğunuzu biliyorum hepinizin. Dolayısıyla biraz daha terapötik bir müdahale düzeyinde tutalım diye düşündüm ve ben sunumumu biraz daha o düzeyde hazırladım gerçekten. Arkadaşlar da kusuruma Yok, çok iyi bakmasınlar. olmuş. Zaten öyle düşünmüştük. Çünkü hani psikolojik ilk yardım dediğiniz gibi hani bir onun Evet. çerçevesi belli Evet. ve hani orada yapı yok ama şey hani böyle terapötik repertuarımızın geniş olması Evet. gerekiyor gerçekten. Biraz tabii psikodinamik kavramlarla travmayı bizim de zihinselleştirebilmemizi sağlayacak birkaç slayt da ekledim ve sanat terapi ağırlıklı sunacağım. Ama farklı bilişsel ya da davranışsal yaklaşımlardan da söz edeceğim. 40 dakikam var değil mi benim? Evet. Peki. Şimdi öncelikle Nur Hayat'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çerçeve sundu gerçekten. Onun belirlediği ve rotayı oluşturduğu çerçevenin içine birazcık daha ben dalmaya çalışacağım. Umarım birbirimizi de böylece tamamlamış oluruz diye düşünüyorum. Öncelikle travmatizasyonu bir anlamamız lazım. Yani herkes travmatize olmuyor ya da travma etkenleri herkes de aynı şeyi yapmıyor. Mesela %15'i maruz kalan kişilerin lider vasıflarına geçiyor. Hemen ortalığı organize etmeye ve düzenlemeye başlıyor ki bizim WhatsApp gruplarımızda da ben bazı arkadaşların isimlerini hemen yönlendiren, organize eden, görüşleri bildirenler olarak gördüm. Bazıları aşağı yukarı %70 kadarı ise büyük bir çöküntü ve kaygı içinde kalıyor ama bir süre sonra düzeliyor. Geri kalan bir %15 de gerçekten kronik bir seyre gidiyor ki onları yarın sanıyorum Fahriye hocamız da çok detaylı anlatacak. Dolayısıyla bu travmatizasyonu anlamamız lazım ki travmatizasyonun oluşmasını nasıl engelleyeceğimizi de bilelim. Tabii ki burada kişinin taşıyabileceğinden çok daha fazla bir tehdit algısının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani kişinin tamamen bütün psikolojik mekanizmalarının, savunma sistemlerinin felç olduğu bir durum olarak tanımlayabiliriz. Bunu belki biraz sonra da değineceğim. Ego kalkanının delinmesi olarak tanımlayabiliriz. Yani bizim egomuz içeriden gelen ve dışarıdan gelen kaygı uyandırıcı içsel dürtülere ya da katastrof yaşantılara veya dışarıdan gelen tehdit ve tehlikelere karşı egomuz bir kalkan işlevi görür. Travma bu kalkanı delici bir etki yapıyor ve bütün sistemlerini kişinin felç ediyor ve dolayısıyla bir disosyasyon olabilir. Mesela bugün bir böyle lise altı eğitimli bir işçi ve ustalarla bir süre vakit geçirmek zorunda kaldım. Tabii herkes bu konuyu konuşuyor ve hemen benim de psikiyatriyle ilgili olduğumu öğrendikleri için sorular sormaya başladılar ve hemen şöyle dediler. Zaten 3 ay içinde bütün millet bizim unutur bunu. Hani depreme karşı önlem almayı da. Evet, unutabilir. Neden? Çünkü disosiye olarak yani disosyasyon bir savunma mekanizmasıdır. Kaldırılamayacak kadar büyük travmaları ancak disosiye bir savunmayla kişi zihninden benliğinin parçalanmasından uzaklaştırabilir. Bu tabii ki sağlıklı bir travma müdahalesi yapılmadığı zaman yapıldığında bu çok daha farklı noktalara gidebilir tabii ki. Dolayısıyla biz aslında psikiyatriye gelen hastaların ya da danışanlarımızın çok önemli bir kısmının zaten travmatize olmuş olduğunu da düşünürüz ve ikiye ayrılır diye bir genel deyim vardır psikiyatride. Travmaya maruz olanlar
veya travmayla ilişkili olmayanlar diye. Yani çok büyük bir kesimi ruhsal sorunlarında travmayla ilişkilidir. Bu konuda çok önemli çalışmaları olan Van der Kolk'tan söz etmek istiyorum size ki Türkiye'de de Türkçe'ye çevrilmiş çok güzel bir beden kayıt tutar ismiyle yayınlandı sanıyorum. Bir kitabı var ve bunu mutlaka edinin eğer belki bazılarınız biliyorsunuz zaten. Hem iç hem de dış kaynaklardan gelen bu tehditle başa çıkmada yetersizliğin travmatizasyonu yol açtığını söylüyor. Yani kişiyi güçlendirebilir veya o esnada dıştan gelen tehdide karşı onu donatabilirsek belki travmatizasyonu engellememiz ya da en azından bunun şiddetini azaltmamız mümkün. Aslında bu olayın doğrudan yaşanması değil, bu olayın akabinde ortaya çıkan o şok, çaresizlik ve korkunun bunu yarattığını söylüyor ve bu konuda başka uzmanlar da benzer şeyler söylüyorlar. Aslında travmatik olayın deprem gibi, savaşlar gibi, şiddet gibi, taciz gibi ama şu anda konumuz deprem tabii ki. Bu tür bir travmatik olayın dışsal kaynaklı olduğunu biliyoruz biz. Ama travmatizasyonda kişinin yaşadığı duygusal tepkiler içsel. Bu ne demek? Demek ki dışsal olan bu travmatize olay derhal zihin içinde içselleşip zihnimizi beden ve ruhsallık olarak ikiye bölüyor, disosiye ediyor ve zihnin içinde bir yer alıyor. Bu da önemli bir şey. Yani travmatizasyonun iç ruhsal noktaya çok hızlıca zihinsel yapıya dönüşü vermesi. Biraz Freud'un bu konuda neler söylediğinden söz etmek istiyorum. Çünkü bu çok önemli. 1916-17 Birinci Dünya Savaşı yıllarında travmayla ilgili ilk yazılarını yazmış. Ve diyor ki Freud, ilksel travmatik yaşantıların zihnimizdeki duygulanımlar olarak izler bıraktığını ve benzer koşullar ileri yaşlarımızda ortaya her çıktığında o ilk izlerin canlandığını ve aslında her travmanın ilksel travmayı tekrarladığını söylüyor. Ve gözlemleri şöyle, üç önemli gözlemi var. Askerleri gözlüyor. Askerlerin travmatik olayı günlük hayatlarında yeniden canlandırma eğilimi içinde olduklarını görüyor. Yani o yaşantıyı tekrarladıklarını, mesela torununu gözlüyor, anne babası işe gidiyor torununun, o bir iple ipi atıyor ve geri çekiyor, ipi atıyor ve geri çekiyor ve sürekli şunu söylüyor, gitti orada, gitti orada. Ve acı veren deneyimler yaşayan hastaların da yine özellikle belki bugünkü bilgilerimizle borderline ya da histriyonik kişilik bozuklukları ya da preödipal tablolar olduğunu düşündüğümüz işte Dora vakası veya benzeri Anna O vakası incelemelerinde çocukluk travmaları ya da travma fantazilerinden söz ediyor. Burada da yine günlük yaşamlarında sürekli bu yaşantıları tekrarlamalarını gözlemliyor. Ve yinelemeyi ve kaygıyı travmanın ön koşulu olarak koyuyor. Yani travmada tekrarlama yani obsesyon gibi yineleme ve aşırı kaygı. Kaygılı bir tekrarlama söz konusu oluyor. Zaten yarın dediğim gibi Fahriye hocamız söyleyecek flashbackleri ve PTSD'nin belirtilerinde de yineleme ve kaygıyı hep tekrar tekrar göreceğiz. Bunun psikodinamik kökenlerine bir bakış sağlıyor Freud. Bir travmatik koşulda da gerektiği gibi tepki gösteremediği ve üzerinde çalışılıp çözüme ulaştırılamadığında yani dolayısıyla bilinç dışına itildiğinde yani bilincin dışında ayrı bir yerde tutulduğunda travmatik yaşantı, travmatik koşul ortaya çıkıyor. Tabii burada ilk ya da ilk yardım açısından düşündüğümüzde o zaman amacımız çok daha hızla ortaya çıkıyor. Bu dışarıya bilincin dışına egonun kontrol edemediği bir yere itilmesi, split edilmesi, disosiye edilmesini engellemek. Bütün amacımız bu. Şimdi yıkıntıların arasında
ter perişan durumdayken onlar niye psikolojik yardım? Tamam, her şey bir yoluna girsin de sonra yapalım. Hayır, işte bunu engellememiz gerekiyor bizim. Yani onların daha sonra geriye dönülemeyecek ruhsal yapılarında çok derin izler bırakacak yaşantılarını erken müdahaleyle engellemek amacımız. Travmada somatik bellek çok önemli. Yani bedenin bir hafızası olduğunu bilmemiz lazım. Duygulanımlarımız zihne ilk travmatik deneyimlerin tortuları olarak aslında alınıyorlar. Yani nesne ilişkileri ya da erken psikanalitik kuramcıların görüşlerine baktığımızda bebek aslında, yeni doğan bir bebek aslında bellek simgeleri ile o yaşadığı deneyimleri zihinselleştirmeye başlıyor. Küçük imgelerle, daha sembolleştiremeden. Mesela acıktığında midesinin açlıkla yanmasını, soğuk üşüdüğünde, dışkıyla kirlendiğinde, çişle dışkıyla, bunları bedeni somatik olarak algılıyor bebeğin. Ve bu somatik deneyimler, ilk somatik travmatik tortular daha sonraki yaşantılarda tekrarlıyor. Şimdi tabii çok zihnimizde bunları, sizlerin de zihninde bunları çok canlandırmanızı istemiyorum ama açlık, soğuk, dışkı ile kirlenme, göçük altında kalan insanların yaşadığı ve bebeklik yıllarıyla ilgili bu deneyimlerle ne kadar büyük bir travmatik yaşantıya dönüşebileceğini hemen görebiliriz. Çünkü bunlar bir taraftan da daha bir bebek oldukları zaman bedenlerinin öğrendiği, bildiği, deneyimlediği travmatik yaşantılar ve Freud bilinç dışının çekirdeğinde somatik bir bellek olduğunu ve bu tortuların tekrar tekrar gündeme geldiğini ve kişinin travmalarını şiddetli yaşamasını biraz da bu erken bebeklik yıllarındaki travmatik deneyimlerle ilişkilendirdiğini de söyleyebilirim. Yine Van der Kolk'un kayıt bedende tutulur bellek ve travma sonrası stresin evrimleşen psikobiyolojisi makalesinde travmatik belleği şöyle tanımlıyor. Travmatik bellek baskın olarak duyusal ve somatiktir. Yani görsel, işitsel, dokunsal, tatsal ve somatiktir. Dolayısıyla mesela travmatik deneyimlerin yıllar sonra bile bir kokuyla, bir sesle, bir görüntüyle, bir depremi hatırlatacak bir sarsıntıyla hemen aktive olması mümkün. Çünkü bellek bedenimizde somatik olarak kaydediyor bunları. En önemli noktalardan bir tanesi aslında travmatik anın, o olayın simgeleştirilememiş olması. Bu çok önemli. Çünkü bir bebek anneden ayrışır ve bireyselleşirken annenin işlevini ya da yaşadığı bütün deneyimleri simgeleştirerek içselleştirir ve bağımsızlaşır ve onu egosuna entegre eder. Halbuki travmatik anı, yaşantı o kadar katastroftur ki onu simgeleştirmek, sembolize etmek ve zihinde onu tasarımını mentalize edebilmek mümkün değildir. İmgeseldir, yani kopuk kopuktur, ses vardır, bir an gelen bir görüntü vardır, bir bedende bir temas bası vardır, soğukluk vardır gibi. Yani bunlar birbirinden kopuk kopuktur ve entegre edilememiş ve ehlileştirilememiştir. O yüzden otobiyografik bellekle, yani ben kimim, neyim, dün kimdim, 10 yıl önce kimdim, bugün kimim otobiyografimdeki benle bütünleştirilemez ve aynı zamanda benim kimlik öyküme entegre edilemez. Ve diğer sıradan anılarımız gibi gözden geçirilemez. Gözden geçirilip değiştirilemez. Dolayısıyla travmatik belleği stabilize etmemizin, bana stabilizasyonla ilgili görev vermiş arkadaşlar. Evet, stabilize etmenin, duyusal bütünleşmeyi sağlamanın, yani görsel, işitsel, dokunsal, tatsal, somatik en önemli yolu, bunu sağlamanın en önemli yolu
duyusal stabilizasyon, yani bedene, nefese ve bedene odaklanmak, topraklanmak. Tabii onu da biraz sonra anlatacağım. Depremde topraklanmayı da farklı ele almamız gerekiyor. Travma ile ilgili görüşlere şöyle bir özet geçecek olursak, ani olabilir veya yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Şok veya zorlanma travması şeklinde olabilir ya da birikimli, kümülatif olarak olabilir. Ani travma içte ve dışta yaşanan deneyimin zihnimize dayanılmaz düzeyde uyaran vermesiyle koruyucu kalkanı, biraz önce de vurguladığım gibi, egomuzu, benliğimizin koruyucu kalkanını deler ve başa çıkamayacak kadar bir çaresizlik durumu oluşturur. Bu anlamda travma iki ucu keskin bir kılıç gibidir de, saplanmaya, yani yineleme, saplanma, travmatik nevroz veya kişilik bölünmesi, disosyasyonu, spliti sorunlarına yol açabildiği gibi kendini koruma becerisine, kararlılığa, merak etme ve özgeciliğe de götürebilir ki ilk anda %15'i bu travmaya maruz kalan insanların hemen bu noktaya gidebiliyor. İşte paketlemeden şimdi de görüyoruz zaten, eğitimler vermeye, sahaya gidip orada insanlara yemek dağıtmaya kadar birçok şey yapılabiliyor. Bunlar da travmanın iki farklı ucunu bize gösteriyor. Ve travmanın şiddeti de aynı zamanda travmanın yarattığı etki de o şiddetle birebir aynı olmayabilir. Bu birçok faktörlerle de değişebilir. Yaşla ve dönemle de ilişkili olarak travmanın etkilerini görüyoruz. Mesela 1-2 yaşındaki çocukların yaşadığı travmalarda daha çok beden imgesi oluşumu ve separasyon, ayrılma sorunlarını oluştururken 4-5 yaşındaki çocuklarda daha çok kastrasyon anksiyetesini tetikleyebilir. Ve dolayısıyla bu çocuklara yaklaşırken de travmaya müdahalede ve ilk yardımda çocukların, 1-2 yaşındaki çocukların beden imgesi ve ayrılmayı engelleyici ya da ayrılma kaygısını azaltıcı oyunlaştırmalarla ve belki 4-5 yaşındaki çocuklarda daha çok grup çalışmalarıyla, grup oyunlarıyla ele almamızda fayda olabilir. Ve aynı zamanda travmalar, büyük travmalar ne yazık ki bir kuşakta sindirilemeyip diğer kuşaklara aktarılabilir. O yüzden burada da yine iyi bir çalışma yapmamız gerekiyor diyebilirim. Kaçınma ya da unutmaya çalışma travmanın etkilerini azaltmaz. Bazen kişiler yok saymaya, unutmaya çalışabilir. Sosyal destek az ise depresif semptomlar ortaya çıkar. Ancak olaylara hiçbir şey olmamış gibi davranmayan, üzerine giden, akut dönemde destek alabilen, sorunları için yardım arayan kişilerin travmatizasyonunun daha çabuk iyileştiğini de söyleyebiliriz. Zaman travmanın etkilerini tamamen ortadan kaldırmaz. Çünkü kabusları ve belki o flashbackleri ilk bir iki ay içinde daha çok görür kişi ama bazen yıllarca sürebilir. Dolayısıyla travmada hani belki bir sevgiliden ayrıldığınızda zamanla unutursun diyebiliriz ama travmatikse orada da unutmak zordur. Yani egosunu ve narsizmini zedeleyerek gitmişse, ama böyle büyük travmalarda zaman her şeyin ilacı ne yazık ki değildir. Peki travmada psikososyal desteğe baktığımızda, şimdi felaket yaşayan, böylesine büyük katastrof, travmatik olaylar yaşayan insanlar kendi kendilerine tekrar istikrarlı bir ruh sağlığına kavuşmayı sağlayamazlar veya zorlanırlar. Yani bunları kendi kendilerine yapmaları mümkün değildir, bu duyusal istikrarı sağlamak. Travmatize olmuş kişilerde bu dengelemeyi ve istikrarı sağlamak yalnızca dışarıdan gelen kişilerin yapabileceği bir iştir. O yüzden ilk 72 saat içinde, belki ilk 24 saatte demek daha doğru ama 72 saate kadar da uzatalım, kim gelirse gelsin o psikolojik dengelemeyi sağlayacak yardımı vermesi gerekir. Bu yüzden hani biraz önce Nuray'a çok güzel söyledi, profesyonel olmayan kişiler de müdahale etmeli. Ben çok fazla televizyon seyretmemeye çalışıyorum kendimi de travmatize etmemek için ama seyretmemek de mümkün değil. Ve inanın kurtarma ekiplerindeki madencilere ve diğer bazı kurtarma ekiplerindeki kişilere
hayran kaldığımı söyleyebilirim. Nasıl güzel destek veriyorlar, adını soruyor, oyuncak bir şey söylüyor ona, şefkatli bir tanem diyor, kurban olayım sana diyor. Böyle yani o dışarıdan gelen desteğin o kişinin istikrarlılığını oluşturmadaki önemi inanılmazdır. Dolayısıyla ilk anda bu çok önemli. O yüzden de yine tekrar ilk yardımın çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Burada karşınızdaki kişinin küçük bir çocuk gibi regresif bir durumda olduğunu ve onu avutmak, sakinleştirmek, duygusal dünyasına bir konteyner oluşturacak kelimeler, sözcükler, dokunuşlar sağlamak çok çok önemli. Ve bunu özellikle o enkazdan insanları çıkarmaya çalışanların inanılmazdı. Yani çok etkilendim gerçekten onların tutumlarından. Tabii eğitim alıyorlar sonuçta bu konuda. Temel yaklaşımımız nedir? Yani temel olarak bu durumda, temel korumada kognitif süreklilik, yani bilgilendirme, yaşanılan sürece fiziksel şartlara ve yakın geleceğe dair doğru bilgiler vermek. Bazen yetkili kişiler paniğe kapılmasınlar diye ve olaylar aman büyümesin diye ve başka birçok sebeplerle bilgi vermeyi geciktirebilir veya kaçınabilirler. Ancak doğru bilgilendirme çok önemlidir. Aksi takdirde çok büyük panikler ortaya çıkabilir. Rol sürekliliği çok önemlidir. Küçük işlerle belirlemeye çalışmak belki rolleri çok önemli. En basit iş, bunu buraya götür, sen işte burada ışığı tut, sen şu yemek kepçesini yemeği dağıt, kepçeyi sana veriyorum. Yani bunlar bile oradaki insanların farklı kanallara yönelmesine yardım eder. Rol sürekliliğini, insani olarak rol sürekliliğini sürdürmeyi, yalnızlaşma yerine iletişimi ve yardımlaşmayı ve bozulan anlamlandırma sürecinin yeniden kazanılmasını sağlar. Sosyal süreklilik keza kişinin arkadaşları ve çevresiyle bağlantı kurmasını sağlar ve bu başa çıkma becerilerini daha iyi oluşturur. Tarihi süreklilik, ana temamız sürecin anormalliğidir aslında. Süreç anormaldir. Kişinin tepkileri anormal değildir ki Nur Hayat da bunu vurguladı. Burada ne oluyor, hasta mıyım, çıldırıyor muyum, ne oluyor bana paniğini yaşayabilir kişiler. Burada biz, sen eskisi gibisin, bunlar anormal duruma verilen normal tepkiler kısmını da vurgulamak lazım. Borderline kişilik bozukluğu gösteren ve çok fazla panik atakları olan bir kadın danışanım var. Depremin olduğunun ertesi günü korkunç bir panikle bana telefon etti ve ben göçük altında kalmaya hazır değilim şeklinde böyle çok büyük bir panikle kimse hazır değil. Yani hiç kimse bu tepkileri bu şekilde yaşayamaz. Yani ben deliriyor muyum, çıldırıyor muyum şeklinde böyle tepkiler verebiliyor kişiler. Duygusal süreklilik, burada da yine mağdur olan kişiyi önemsediğimizi ve onların duygularını algıladığımızı göstermek. Psikolojik süreklilik, burada bedenin ruhsal ve bedensel aktivasyonunun devam etmesini sağlamak. Kas katı kalabilir kişiler, dona kalabilir. Burada gevşeme çalışmaları, beden aktiviteleri, hareket etme, yürüme, belki bir iş yapma. Bozulan anlamlandırma sürecinde somatik ve bedensel katılaşmayı engellememiz çok önemli. Fiziksel süreklilik, yine tıbbi desteğin sağlanması tabii burada. Uykusunun sağlanabilmesi, yeme düzeninin korunabilmesi. Yani içeride benim yakınlarım göçük altındayken ben yemek mi yemeyi düşüneceğim, uyumayı mı düşüneceğim diyebilir. Hatta bizler kendi evimizde yemek yiyemedik televizyon karşısında. Ama bu fiziksel süreklilik de önemli. Çünkü bedenin hareketi İşe yarama durumunun en somut göstergesidir. Ve biz bedenimizi aktif tutamaz isek ruhsallığımız da ketlenmeye başlar. Bu temel ilkeleri unutmamamız gerekiyor. Ben belki psikodinamik açıdan çok çalışmadığım ama böyle acil durumlarda ve travmalarda önerdiğim ve Sanat Psikoterapileri Derneği olarak da travmaya yönelik verdiğimiz eğitimlerde kullandığımız İki yöntemden size söz etmek istiyorum. Psikolojik debriefing veya basic PH, 6 parçalı hikaye çalışması.
aslında psikolojik defuzing belki hemen ve şimdi burada ilkeleriyle spontane oluşturulan gruplarda mesela 72 saat sonra bunlar yapılabilir. Artık şimdi bunları yapabilecek durumdayız. Yarı yapılandırılmış bir şekilde iki kişi olabilir grubu liderlik yapabilecek olan, iki profesyonel olabilir veya bir profesyonel bir genel yardım için orada olan bir gönüllü olabilir. Kritik durumla karşı karşıya kalmış kişilerin olay sırasında neler olduğunu anlatmaları istenebilir ve olaydan hemen sonraki reaksiyonları hakkında konuşmaları sağlanabilir. Bu duysal bütünleşme açısından da çok önemlidir. Çünkü kekeleyebilir, olayın sadece sesini, görüntüsünü anlatabilir veya bunu bütünleştiremeyebilir. Burada anlamlandırmaya çok girmeyiz defusing'de. Ama debrief'te biraz aslında gruplarla çalışmak konusunda biraz tecrübeye ihtiyaç olabilir. Travmatik yaşantıya maruz kalmış olan bu kişilerle lider ve belki de yine bir yardımcı eşliğinde duygu ve düşüncelerini anlatma, dinleme, bilgilenme ve paylaşım yoluyla fark etme, farkındalık oluşturma ve bozulan anlamlandırma süreçlerini de eskisi gibi düzene koyma ve yeniden yapılandırmaya yönelik bir çalışma yapılabilir. Bu kritik durum ile karşı karşıya kalmış olan kişilerin düşüncelerini ve tepkilerini güvenli ve tehlike içermeyen bir ortamda tartışmalarını teşvik etmektir. Belki çadır evlerde veya konteyner evlerde bu çalışmalar yapılabilir ki bizim yani şu anda gönüllü ekibimiz büyük olasılıkla enkazların olduğu yerlere gitmeyecek artık. Belki çadırlara gidecek ya da işte başka ortamlara gidecek. İdeal olarak da 48 saat ve 72 saat sonra bu çalışmaların yapılması önemli. İlk anda çünkü biraz önce söylediğim sadece yanında var olma önemli. Uygulama formatında grup tabii güvenli ve gizlilikle ilgili konuşmada yapılabilir elbette. Ve herkesin sırayla kendini ifade etmesi istenebilir. Bu 8-10 kişilik gruplar halinde olabilir. Biz Sanat Terapileri Derneği olarak Soma'da, Soma Maden felaketinde bu çalışmaları yapmıştık orada, ekip göndermiştik. Olayı nasıl yaşadın? Duygularını hiç katmadan anlatır mısın? Senin için en önemli an hangisiydi? Olay esnasındaki duyguların neydi? Şu anda düşündüğünde sana sıra dışı gelen şey nedir? Seni en çok rahatlatan ne oldu bu süreçte? Gelecekte benzer bir olayla karşılaşsan başa çıkmada sana neler yardımcı olabilir gibi soruları sorarak, tabii böyle didaktik değil, belki bir etkileşim içinde, onların kendilerini verbalize edebilmelerinin yolunu açmak önemli. Buradaki amacımız, debriefteki amacımız, duygu ve düşünceleri birbirinden ayırt etmelerini, tanımalarını ve dışa vurmalarını sağlamak, aşırı uyarılmışlık halini biraz azaltmak, bozulan anlamlandırma sistemini oturtmak, bilişsel, duyusal, davranışsal tepkileri hafifletmek, travmatik durumla ilgili bir gözden geçirme yapabilmek, normal olarak tepkilerinin anormal olmadığını, normal olduğunu başkalarından da dinleyerek anlayabilmek, kendilerinin farklı farklı yanlarını hatırladıkları o olayı bütünleyebilmek, diğerlerinden de dinleyerek yaşama sevincini belki destekleyebilmek, iyileşme sürecini hızlandırabilmek gibi birçok kronik travma sonra stres bozukluğuna dönüşmesini engellemek gibi birçok şeyi sayabilirim. Basic PH ise 6 parçalı hikaye oluşturma diye tanımlıyorum. Bunu sanat terapisi yoluyla da çalışmamız mümkün. İlk kez Lahat ve ekibi ortaya atmış bunu. Burada inanç, belief, affect, social, imajinasyon ya da düş, kognisyon ve fizyolojiyi ele alıyoruz. Her kişinin başa çıkma mekanizmaları farklı ve bu 6 alanda 6 parçalı hikaye oluşturarak kişinin hangi kanallarla daha çok başa çıkmaya çalıştığını da görebiliriz ve nerede bozulmuş anlamlandırma var, kişinin nerede daha fazla rehabilite edilmesi gerekir, hangi nokta daha baskın, bunları görmemiz ve ona göre bir yönlendirme yapmamızı da sağlayabilir. Dolayısıyla Basic PH hem bir müdahale yöntemidir hem de kişinin
yaşadığı travmatizasyonun derecesini ve hangi duyularında sıkıntı olduğunu görmemizi de sağlayabilir. Değer inançlar sistemi aslında kişinin güvenini ve inancını belirler. Duygu, travmanın neden olduğu duyguları değişik şekillerde ifade etmeyi kapsar. Bazısı ağlayabilir, bazısı gülebilir, bazısı konuşabilir, yazabilir, çizebilir. Dayanışma, bir gruba ait olduğunu, rolünü, pozisyonunu, destek alma ve vermeyi kapsar. Düş, hayal gücü ve yaratıcılığı gösterir bize. Dışarıdan gelen bir tehlikeye karşı koymada hayal gücü çok önemlidir aslında. Resim yapma, yazı yazma, rüyalar, içten gelen duygularla yeni ve yaratıcı çözümler bulma yanı. Düşünce, bilgi toplama, problem çözme gibi. PH davranışta bedenini ve ruhunu rahatlatmak için giriştiği her türlü fiziksel eylemi kapsar. İyi uyku, beslenme, fiziksel egzersizler, hareket, gevşeme, bedenin farkına varma. Bunlar oldukça önemli. Burada bir hikaye oluşturuyoruz. İşte nokta noktalı kısım, işte Ayşe'nin macerası ya da bir isim de verebilir burada. Hikayenin kahramanı ve özellikleri gerçek ya da hayali olabilir. Bir kahraman seç diyebiliriz. Burada 6 adımdan oluşan basit görevler ve kendi hikayesini, masalını kurabilir kişi. İkinci adımımız, başarmak istediği bir görevi vardır bu kahramanın. Kahramana bir görev ver. Üçüncü adımda bu karaktere bu görevi başarma sürecinde kim nasıl destek olacak? Onun destek aldığı güçleri tanımlamasını ifade ederiz. Bu arada kahramanın bir engelle karşılaşmasını hayal etmesini, kurgulamasını isteriz. Kahraman ve yardımcısı ya da birlikte olduğu diğer kişiler ne gibi bir engelle karşılaştılar ve bu engeli aşmak için kahramana kimler yardım edebiliyor? Bu engellerle nasıl başa çıkacaklar? Kahraman engeli aşması için bir yol bulmasını isteriz. Bu bir hikaye olduğu için, kendisinin dışında olduğu için bunu hayal etmesi daha kolay olabilir. Ve sonunda ne olacak? Bitecek mi, devam mı edecek? Ve bu hikayeyi bir son belirle. Kişinin kurduğu hikaye kendisi hakkında pek çok şey söyler bize. O sırada nereye takıldı, güçlü ve zayıf yönü nedir onu görebiliriz. Korktuğu, heyecanlandığı şeyleri görebiliriz. Sembolik bir dil kullandığı için, başka bir kahraman üzerinden anlattığı için daha rahat kendini yansıtabilir ve dolaylı yoldan anlatmak onun o parçalanmış duyusal bütünleşmesini de kolaylaştırabilir. Bunu bu kahramanla ilgili bir resim yaparak anlatabilir. Tiyatral bir rollemeyle anlatabilir, hikaye yazarak anlatabilir, çok çeşitli yollar kullanılabilir ve bu altı parçalı hikaye aslında bireysel de çalışılabilir, grup şeklinde de çalışılabilir. Yani bir grubun ortak bir kahramanı olabilir, bir grup ortak bir hikaye kurgulayabilir ya da tek tek bireyler hikayeler uygulayabilirler. Bu oyunlaştırılabilir, özellikle çocuklarda. Erişkinlerde de çok çok yararlı olan bir yöntemdir. Evet, şimdi biraz dengelemeden söz edeceğim. Belki topraklama ya da grounding dediğimiz. Aslında zihnimize istem dışı giren düşünceleri kontrol altına almayı sağlayan bir teknik bu. Yani bizim elimizde olmadan sürekli gözümüzün önüne bir görüntünün gelmesi, otomatik bir düşüncenin zihnimize gelmesi, aklımıza, dilimize, bedenimize bir reaksiyonun oluşması gibi. Burada amaç, duyularımız aracılığıyla çevremizin ve bedenimizin farkındalığını sağlama ve içinde bulunduğumuz ana geri gelme. Biraz mindfulness teknikleri de bunu sağlıyor aslında. Anda olma, o ana gelme, travmatik yaşantının olduğu andan çıkma ve şimdi ve buradaya gelme. Burada çok çeşitli yöntemler uygulanabilir. Ben en temel uygulanan bir modeli aldım ama bu dengeleme ile ilgili literatürde çok çeşitli şeyler görebilirsiniz. Yalın ayak toprakta yürümeyi de dengeleme olarak tanımlamamız mümkün. Ellerinizi ve ayaklarınızı serbest bırakacak şekilde rahat bir pozisyonda oturun deriz. Bunlar bir çember halinde bir grup kişi olabilir. Nefesinizi yavaşça alıp verin deriz. Buradaki amacımız
dikkatin duyulara ve bedene yönelmesini sağlamaktır. Sonra etrafınıza bakın ve herhangi bir rahatsızlık veya stres hissi uyandırmayan işte 3 obje, 5 obje, odaya bakın, içinde bulunduğunuz yere bakın, dikkatinizi çeken 3 şey gibi bir obje adı tekrarlamasını isteyebiliriz. Zihni o takıntılı yerden aldık, başka bir yere götürüyoruz. Şimdi yavaş ve derin nefes almaya devam edin deriz. Şimdi etrafınızda duyduğunuz seslere kulak verin. Sizde rahatsızlık hissi uyandırmayan 5 sesi zihninizden geçirin. Yavaşça nefes almaya devam edin. Ve yine bu 5 duyuyu düşünün, aklınızdan geçirin. Nefesinizi yavaş ve derin bir şekilde alın gibi. Yani amacımız bedeni nefes alıp vermeyle sempatik ve parasempatik uyarılmanın dengesini sağlamak ve katastrof yaşantıları, panik halini, aşırı kaygılı ve tedirginlik durumunu dengeleyebilmek. Biliyoruz ki stres veya travmatik durumlarda işte kortizol salgılanıyor, stres hormonları salgılanıyor, kortikosteroid, limbik sistem uyarılıyor. Bütün bunlar harekete geçiyor. Bizim amacımız onu homeostazisi sağlamak, yani onu dengelemek. Yalnız bu grounding'in özellikle depremde toprağa basmak, topraklanmak sözcüklerinin de travmatik etkileri olabilir. Çünkü zaten deprem toprak, yani onları travmatize eden. O yüzden burada sakinleşme, dengelenme, stresi, bedenimizi kontrol altına alma, duyularımızı dengeleme gibi kelimelerle, sözcüklerle tanımlamak önemli. Yani şimdi topraklanacağımız bir çalışma yapacağız demek çok uygun olmaz burada. Yine diyafram nefesiyle bunu yapabiliriz. Bizler, yani hepiniz yüksek lisans eğitimi almış olduğunuz için eminim progresif gevşeme, diyafram nefesi, nefes alma gibi bazı yöntemleri, bilişsel davranışçı yöntemleri zaten biliyorsunuzdur. Ama ben yine de şöyle bir tekrarlayacak olursam, burada aslında diyafram nefesini günde en az 5-6 kez alırsak vücuda alınan oksijenin kan ve hücreleri güçlendirdiğini, stres sırasında sıkışıp kalan ve dışarıya atılamayan, göğüste tıkanıp kalan nefesimizi temizlediğini, karbondioksitin dışarıya atıldığını, astım, uykusuzluk, enerji düşüklüğü, yüksek tansiyon, kaygı gibi birçok hastalığa iyi geldiğini söyleyebiliriz. Tabii burada böyle hani nefes terapisi, bilmem ne terapisi gibi uygulamalarla karıştırmamak lazım. Orada iş başka yerlere gidebiliyor. Buradaki amacımız bizim kişinin bedenindeki nefes alma, oksijenlenme ve kendini daha iyi hissetme durumunu sağlayacak bir diyafram nefesi almasını sağlayabilmemiz. Gözlerin kapanması tedirgin edici olabilir böyle travmatik durumlarda. Belki biraz sakin bir oturma pozisyonu söylenebilir. Burundan nefes alarak içinize çekin, tutun biraz ve üfleyin gibi. Benim genellikle sanat terapi oturumlarının başında da uyguladığım bir yöntem bu. Şöyle diyorum, hani bir çiçeği koklar gibi derin nefes alın, 5'e kadar sayın, tutun. Sonra mumu üfler gibi üfleyin ve dışarıya doğru nefesinizi bırakın. Bunu birkaç kez yaptıktan sonra işte elin biri kalbin göğsün üstüne, biri karnın göbek deliğinin altına yerleştirilirse bunu bir süre sonra yapmayı da öğreniyorlar. Bunu yapmanın iki faydası var. Bir, gerçekten sağlıklı oksijen alıp verme ve diyaframı açıp kapatma yoluyla o sıkışmışlığı ve kaygı ve panik atağı hafifletmek. Ama bir diğeri de meşgul olma yoluyla, bedene odaklanma yoluyla dikkatin travmatik olaylardan başka noktaya yönelmesini sağlamak. Ne kadar vaktim kaldı diye baktım. Şimdi biraz sanat yöntemlerinin nasıl kullanıldığından söz etmek istiyorum. Fahriye, saat kaça kadar devam edebilecek durumdayım ben? Aslında biz hani programı 3 saat diye duyurduk. Yani 11'e kadar vaktimiz var. Tamam. Hani ama ben yani 11'e kadar uzatmamaya çalışırım. Tamam. Tamam. 15 dakika hani sorulara, şeylere de zaman kalırsa. Tamam. Yorumlara. Tamam. Sanatla terapi demek istemiyorum. Çünkü şu anda terapi değil bizim yapmamız gereken. Sanatla iyileştirici uygulamalar,
sanatsal müdahaleler diyebiliriz belki, girişimler. Bu literatüre baktığımızda çoğunluğunun çocuklara yönelik olduğunu görüyoruz. Çok uzun yıllar devam ede gelen müdahaleler olduğu gibi böyle 2-3 günlük birkaç oturumluk atölye çalışmaları düzeyinde kullanılan yöntemler de var. En yoğun bir şekilde kağıt kalem gibi çocukların zaten en kolay kullandığı veya öyle ortamlarda çok kolay kullanabileceğimiz malzemeler. Bir de ayrıca aşırı malzemenin de aşırı uyaran oluşturmaya etkisini de minimalize etmemiz lazım. Nefes alıp verebilme ve rahatlayabilmeyi ve kaygıyı hafifletmeyi sağlamada başlangıçta sadece doğaçlamaya, serbest dışa vuruma yönelik çalışmalar, daha sonra yapılandırılmış temaların verildiği çalışmalara dönebilir. Öykü oluşturma, öykü anlattırma, belli temaları toplama ve kolektif bir ürün yaratma yine en çok kullanılan yaklaşımlar. Akut dönemde ilk hedeflediğimiz krizin ortadan kaldırılmasını sağlamak. Dolayısıyla dikkatin dağıtılması ve sosyal bağların kurulması. İlerleyen süreçte duygu düzenlemeyi, yani emotional regülasyon dediğimiz ve kohezyonu arttırmaya yönelik etkilerini daha çok kullanabiliriz sanatta çalışmanın. Belli bir süreden sonra da belki kişinin çalışılabilir seviyeye geldiğini, egosunun bir miktar bütünleşmeye adım attığını gördüğümüz noktada da yas çalışması yapmamız şart. Çünkü travma yası yaşamayı, yani yaslandırmayı, yas yaşamayı engelleyen bir durumdur. Travmaya maruz kalan kişiler travma müdahalesi almamışlarsa yas tutamazlar ve 20 sene sonra da o kaybın travmatik etkilerini gösterirler. O yüzden mutlaka ve mutlaka belki birkaç hafta sonra yas çalışmasına ve gelecekle ilgili hedefleri ele almaya yönelmek lazım. Bazı kişilerde çok kontamine yas olabilir. Normal bir yas gibi çalışamayabiliriz. O zaman da çok daha özel tekniklere ihtiyaç vardır gerçekten. Sanatın onarıcı gücü çok önemli. Yine ne yazık ki 1930'larda Birinci Dünya Savaşı akabi ve İkinci Dünya Savaşı, Vietnam Savaşı vesairede insan eliyle yapılan travmalarda, savaşlarda, yıkım ve felaketlerde kullanılmış ilk ve onarıcı gücü burada ortaya çıkmış. Sanat ve sanat yoluyla iyileşmede biz görsel, işitsel, dokunsal birçok yolu kullanarak bir ürün üretme, yani art making proses dediğimiz süreci ve onu anlamlandırma yoluyla yapılan müdahalelerin art in terapi. Tabii depremin ilk zamanlarında anlamlandırmadan çok sadece ifade etme, farkında olma, sözelleştirmeye odaklanma düzeyinde tutmalıyız. Belki daha ileri çalışmalarda anlamlandırma. Özellikle akut travmada yarı yapılandırılmış yönergelere bağlı sanat yapma öncelikli kullanmamız gereken nokta. Bu biçimde kullandığımızda da sanat, sadece sanat terapisi alanında uzmanlaşmış kişilerin değil, belli bir düzeyde eğitim almış daha geniş bir profesyonel grubunun, hemşirelerin, psikologların, çocuk ve ergen terapistlerinin, sosyal çalışmacıların, sanat eğitmenlerinin de sanatsal iyileştirici terapötik müdahaleleri bu boyutta kullanmaları mümkün. Bir sanatla çalışmanın nasıl yapılandırıldığına baktığımızda aslında bir travmanın yaşandığı ya da travmaya kadarki süreçte ve travmanın yaşandığı anda kişinin bulunduğu durumu görüyoruz. Sözel ifadede kısıtlılık, kekemelik, konuşamama, belki tamamen mutizm, bedensel ve duyusal ketlenmişlik, kaskatı olma, veya işte sürekli ağlama, somatik semptomlar, travmanın bedensel ve duyusal etkileri, çözülme, dağılma, katastrof yaşantılar. Biz sanatsal bir çalışma alanı yaratarak doğaçlamaya veya yarı yapılandırılmış doğaçlamaya izin vererek dans, hareket, beden, doğaçlama, oyun, resim, kolaj, kil, müzik, ritim, fotoğraf, sinema, mesela travmaya maruz kalmış kişilerin bulunduğu çadır kentlerde ya da işte böyle büyük topluluk halinde yaşanan yerlerde film gösterimleri yapma, fotoğrafla
DIA gösterimleri yapma da çok işe yarıyor ve bununla ilgili örnekler de var yabancı literatürde. Şimdi bu doğaçlama alanında neler oluyor kısmı bizim için çok önemli. Burada bir kere regresyon var. Yani bilinç dışına ve daha önceki az gelişmiş bir aşamaya doğru dönme eğilimi. Travmada biz, yani bu doğaçlama biraz bunu yaratıyor. Biz travmada bu regresyona çok fazla izin vermiyoruz. Çünkü zaten travmanın kendisi sözelleşmenin, sözel ifadenin bozulduğu, bedene ve somatizasyona yönelindiği bir dönem olduğu için zaten orada bir regresyon olmuş durumda. O yüzden biz şimdi ve burada ve gerçekte kalmaya odaklanıyoruz. Yani kontrollü bir biçimde farklı bilinç durumuna geçişe izin veriyoruz. Farklı duyuların aktive olmasını sağlıyoruz. Bu doğaçlamada dans ve harekette bedenin, resimde imgesel alanın, müzikte duyusal alanın gibi, fotoğrafta, sinemada görsel alanın gibi farklı duyuların aktive olmasını sağlıyoruz. Duygusal regülasyonu ve dengelemeyi oluşturabileceğimiz farklı duygular. Bir film izlerken ağlayabiliyor, sonra bunu anlatırken konuşabiliyor. Sonra hadi bakalım gördüğünün resmini yapalım dediğimizde imgeleştirebiliyor ve imgeleştirdiği bu yaşantıyı anlatırken de daha bilişsel seviyeye, sözel seviyeye getirebiliyor. Dikkati aynı zamanda sanatsal çalışma ve doğaçlama dikkatin farklı yöne çevrilmesine yol açıyor. Yani takıntılı bir şekilde, kaygılı bir şekilde diyelim ki dopaminerjik sistem, serotonerjik sistem vesaire uyarıldığında biz farklı bir duyu hareketiyle onun dikkatini başka yöne yönlendirebiliyoruz. Ve böylece kaygılı ve takıntılı uyaranlardan uzaklaşmasını sağlayabiliyoruz. Ve kendi içinde onarıcı bir imge yakalama, oluşturma, kendini iyi hissedeceği, onu contain edeceği bir imge yakalamayı sağlayabiliyoruz bu doğaçlama sırasında. Sonra ne oluyor? İçsel ve dışsal alanın buluşturulmasını sağlamış oluyoruz. Yani yaşayarak ve konuşarak ve paylaşarak. Şimdi ve buradaya odaklanmayı, olanları anlama, gerçeklik temelinde fark etme ve farkındalığı, duyusal bütünlemeyi, düşünme ve sözelleştirebilmeyi sağlamış oluyoruz. Sanatsal alan dolayısıyla duyusal, motor, algısal, bilişsel, duygusal, fiziksel, sosyal ve spiritüel alanlarda çalışmaya olanak sağlıyor. Travma aslında başlangıcı, ortası ve sonu olan bir anlatı olarak depolanmıyor zihnimizde ve bedenimizde. Yani karma karışık depolanıyor. Biraz önce de anlattığım gibi bir yerde ses oluyor, bir yerde görsellik oluyor, bir yerde bir koku oluyor gibi. Dolayısıyla sanat bu sunulanı tolere etmek ve anlamak için tüm olayların bütün anlatısını, kurgusunu bilmeyi gerektirmiyor. Hikayenin bir parçasını tutabiliyoruz bir resimle ya da bir hareketle ve onu sonra görüntüler ve sembollerle bütünleştirebiliyor ve anlamlaştırabiliyoruz. Dolayısıyla sembolleştirebilme kapasitesini geliştirmede de dış varoluş ve içsel anlam arasında bir köprü kurmada da bilişsel bir sözel betimlemenin yapamayacağı birçok şeyi sanatsal betimlemeyle simgeleştirme şekline dönüştürebilmeyi sağlayabiliyoruz. Çocuklarda sanat terapisi bu anlamda keza çok önemli. Oyun terapisiyle birlikte kullanılıyor. Travma geçirmiş çocuklarda çizim yapmak, onların anlatımını sağlamak çok önemli. Hikayeleştirmek, bazen ebeveynlerle birlikte çalışmak, bunu çerçevelendirmek, inşa etmek, yap boz şeklinde yeniden yapma yoluyla travmatik deneyimin üstesinden gelmeyi sağlamak ve bir kontrol duygusu oluşturmak mümkün olabiliyor. Sembollerle çalışırken aslında sembollerin travmatik deneyimle ilgili durumlara odaklanılacak bir simge, bir işlev olarak kullanıldığını söyleyebilirim. Yani bir sembol görsel temsilinde sağlam ve değişmezdir. Ancak anlam veya hayatta kalanın sembolünün yerini tutması için ihtiyaç duyduğu bir şeye iyileşme yolculuğunda herhangi bir duruma işaret edebilir. Dolayısıyla travmada işlenmemiş bilgilerin bütünleştirilebilmesi, entegrasyonu için semboller çok önemli
bir işlev görür. Aynı zamanda önemli bir sanatın bileşeni de topluluğu bir araya getirebilir. Topluluğun ortak sembolleri olabilir. Mesela bazı örnekler verecek olursam ki bunlar Japonya'da ve farklı deprem ya da tsunami gibi felaketlerin sonrasında çalışılmış. Mesela umut bebekleri oluşturmak resimle ya da örgüyle ve bütün bir grubun bunu oluşturması. Grup halinde sadece el izleriyle büyük bir kağıda, büyük bir alana, büyük bir beze el işaretleriyle yapmak ve onu grubun onarıcı, contain edici çadırı olarak görmek ve belki hepimiz bu çadırın altındayız duygusunu yaşamak. Ya da bir kale oluşturmak kille olabilir ya da farklı bir takım üç boyutlu görsel imgelerle olabilir. Bir kale oluşturmak ve biz hepimiz bu kalenin içindeyiz. Yine contain edici bir şey. Güvenli bir alan oluşturmak. Oyun hamuru ile çalışmak, hem fiziksel enerji oluşturmak. Mandala ile çalışmak, yani merkezde bir kuvvetli özün olduğu, gücün olduğu ve kaygıyla başa çıkmak için onun etrafının oluşturulduğu bir sembol olarak mandala ile çalışmak, bireysel veya grup olarak büyük bir grup mandalası ile çalışmak semboller açısından çok çok işe yarar ve bunları ilk bir iki hafta içinde hemen yapabilecek durumdayız. Ben bazı örneklerden de söz edip konuşmamı bitireceğim. Bir koruyucu unsur olarak sanat terapisini kullanırken daha aktif bilişsel işlevlere yönelik yönergeler vererek çalışabiliriz. Aktif imajinasyon ile problem odaklı yönergelerle çalışabiliriz. Rehberli imgelem yaptırabiliriz. Olumlu odak oluşturabilir. Güvenli alan oluşturma çalışmaları yapabilir ve yönergelerimizi bu şekilde verebiliriz. Farkındalık sağlamada kişinin kendisi, çevresi ve travma yaratan etkenlerin üzerinde yarattığı etkilerin farkına varmasını ve sözelleştirebilmesini sağlayabiliriz. Ne oldu? Dikkati dağıtacak çalışmalar yapabiliriz. Sorundan uzaklaştırma, karalamalar, kolajlar ve mandala çalışmaları yine. Akış çok önemli. Burada da serbestçe kendini akışa bırakabilmeyi ve anda olabilmeyi deneyimleme. Burada meditatif etkiyi, bazen müziği, bazen farklı sesleri, haykırma, bağırma, çığlık atma ve onu sonra tekrar birlikte yavaşlatarak regüle etme, tekrar bağırma ve tekrar rahatlatma gibi ritim ve müzik çalışmaları, tekrarlayıcı ritüalistik hareketlerle o olayı anda durmayı sağlayabilme, oyun yapabilme ve yine ritüalistik boyamalarla akışı yaşayabilme de travmatik deneyimden uzaklaşmaları için gerçekten çok çok önemlidir. Kendini iyileştirmede yine kendine odaklanmayı, kendi güçlü yanlarını fark etmeyi, kendi beklentilerini, kendi olumlu yönlerini, güçlendirmesi gereken zayıf yönlerini anlamayı sağlayacak bir çalışmadır. Belki zayıf yönleri güçlendirme birkaç hafta sonraki süreçlere de ertelenebilir. Duygularla çalışılabilir. Bunları ben PowerPoint'imi sizinle paylaşacağım için bunları tek tek saymayacağım şu anda. Yani bütün bu ana temalarla yönergeler oluşturabiliriz. Kolaj yapabiliriz. Kendilik üzerine çalışabiliriz. İşte bir hayvan çizme, bir ağaç olarak kendini çizme, bir kaya olarak çizme gibi, pencere kapı çizme gibi. Uygulamadan örnekler verdim burada birkaç tane. Örnek bir mesela 2-3 seans çalışılabilir. Uyarıcı malzemeler olmadan daha basit. Sadece serbest karalama, el ve parmakla boyama yapılabilir. Kağıt kalem verilebilir. Daha sonra travmatik olay esnasında ne hissettiğinin çizmesi. Önce bir serbestçe malzemeyle tanışması, sonra olayı çizmesi. Daha doğrusu olayı değil, olay sırasında ne hissettiğini çizmesini isteyebiliriz. Bu bilgi ve anlayış kazandırmayı amaçlar. Doğaçlama biçiminde şekiller, insanlar, yüzler, renkler ve aklına ne gelirse çizebileceğini ikinci bir adımda söyleyebiliriz. Önce duyguyu bir görelim ve duyguyu contain edelim. Sonra olayı ve sonra da şimdi nasıl hissediyor kendini, belki onu çizmesini isteyebiliriz. Bu örnek bir. Örnek iki, yine birkaç çalışma yapılabilir.
bir seans içinde ya da bir saatlik bir çalışma içinde bir resim çizmesi istenebilir. Sonra buna bakıp bunun çağrıştırdığı yeni bir şey istenebilir. Sonra ona bakıp tekrar bir şey istenebilir. Ve süreklilik içerecek çizimler yapılabilir. Burada duygular, desenler ve çizimlerdeki farklılaşmayı da görme fırsatımız olabilir. Örnek 3'te çeşitli boyama malzemeleri verilebilir. Serbestçe istedikleri yapılabilir. Burada çocuklar ve aileler birlikte çalışılabilir. Çocuklara bir takım oyuncaklar verilebilir. Verilen yönergede deprem sırasındaki deneyiminiz hakkında bize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Deprem sırasındaki deneyiminizi hatırladığınızda ne düşünmeye ve hissetmeye eğilimlisiniz üzerine çalışılabilir. Bireysel olarak sonra o bireylerden küçük gruplar oluşturulabilir. 3 kişilik, 4 kişilik veya aile üyeleri varsa hayatta kalan anne, çocuk, anne, baba, çocuk gibi. Onlar küçük gruplar olurlar. Her gruba yine renkli resim kağıtları, kil, boya, kurşun kalem, keçeli kalem hangini tercih ediyorsanız verilebilir. Deprem sırasında bir aile olarak yaşadıkları deneyimleri ve daha önce gerçekleştirilen bireysel psikolojik çalışmada, yani biraz önce yaptığımız bireysel çalışmada farkında oldukları kendileri hakkındaki durumları yansıtmaları istenebilir. Ve bu deneyimlerin ve algıların sözlü veya sözel olmayan bir temsilini zihinlerinde tasarlamaları istenir. Burada şöyle bir yönerge verebiliriz. Bir aile olarak deprem deneyiminizin tamamını temsil edebileceğini düşündüğünüz herhangi bir kelimeyi veya kelime grubunu, sembolü veya sembol grubunu düşünün. Bunu seçtiğiniz malzemelerde herhangi bir biçimde ifade etmeyi isteyebilirsiniz. Ve şu anda sahip olduğunuz herhangi bir sanat malzemesini kullanarak bu sembolü oluşturun veya yazın. Tabii burada çok korkutucu şeyler de çıkabilir, semboller de çıkabilir ama daha çok dayanışmayı içerecek şeyler de çıkabilir. İşte hepsinin hayatta olduğuna dair, eğer böyleyse, veya hayatta olanlarla birlikte biz bir aileyiz olabilir, hayattayız olabilir, bir ağaç olabilir. Yani onların ne getireceklerini bilmiyorum ama burada tabii biraz destekleyici ve olumlu yönde sembolleri işlemeye odaklı da olmaya izin vermemiz lazım. 4. örnekte bir grup kolajı ya da grup resmi, grup mandalası isteyebiliriz. Tüm kurtulanların tümünün umudunu temsil edecek bir topluluk teması düşünmelerini isteyebiliriz. Bu bireysel çalıştılar, küçük gruplar ve aileyle çalıştılar. Şimdi bütün grup beraberce bir aradalar ve bütün grubun bir çember şeklinde bir araya gelmesini ve tüm grubun, topluluğun umudunu temsil edecek bir temayı bulmak için herkesin sırayla bu tema hakkında görüşlerini söylemesini isteyebiliriz. Örnek 5'te yine 90-120 dakikalık 4-5 seans olabilir. Burada biraz daha ilerlemiş olabiliriz. Başlangıçta bir tema vermeyebiliriz. Sadece malzeme ile çalışmalarını isteyebiliriz. Daha sonra depremden sonra bulundukları yerin, yani bu bir köy olabilir, okul olabilir, ev olabilir, neresiyse oyun alanı olabilir, herhangi bir çevrenin resmini çizmelerini isteyebiliriz. Tüm katılımcıların kendi bulundukları durumla ilgili yaptıkları çalışmayı anlatmalarını isteyebiliriz. Bu süreçte yoğun korku ve kaygı oluşabilir. Ancak bu korku ve kaygıların katarzizi, dışa vurumuna izin verebildiğimiz ölçüde disosiye olan yaşantıdan entegrasyona geçileceği için bunları kısmen yapmalarını da sağlamamız gerekir. Daha sonra çünkü bunlar bastırılır ve denial edilirse çok daha katastrof çıkacaklar ortaya. O yüzden evet korktum, çok kaygılandım diyebilir, öfke duydum diyebilir, bunları konuşmalarını sağlamalıyız. Ancak tüm grup olarak resim yapma ve paylaşma contain edici bir işlev gördüğü için grup bunu tolere edebilir. Tabii yürütücü ve liderlerin de desteğiyle ve ilerleyen aşamada da geleceğe dair umutlu olacakları bir ortamı oluşturmaya yönelik yine çalışmalar yapılabilir.
Daha ileri aşamada başa çıkma stratejileri, kişiliği ve ruhsal yapıyı güçlendirme, olumlu potansiyelleri geliştirme gibi çalışmalarda kullanabiliriz. Son iki slaytla da tamamlayacağım. Travmatik olay her zaman travmaya neden olmaz. Travma varsa direnç de vardır. Tıpkı bu tohumun, fidanın yukarı çıkmasını engelleyen bir baskı varsa o köklere doğru genişlemeye başlar ve bir yerden patlar ve tekrar filizlenir. Bunu da her zaman aklımızda tutmamız lazım. Dolayısıyla birçok insanın kendi güçlerini ve kapasitelerini görebildikleri, insanoğlunun ne kadar muhteşem bir adaptasyon yeteneği olduğunu fark etmeyi de sağlayabilir. Şimdi bunlar tabii bu kadar acıyla nasıl olacak diye düşünebiliriz ama bu böyle gerçekten. Ve çok sık rastlanan şu ifadeleri travma sonrası görürüz. Zor durumlarla baş etmeyi öğrendim. Hiç kendimden beklemiyordum, çok soğukkanlıydım. Hayatımda bundan sonra önem verdiğim şeylerin anlamı değişti. Meğer bütün dünya bize, bana düşman değilmiş, dostlarım varmış gibi. Yani birçok şeyi de öğrenmemiz mümkün. Dolayısıyla bireyin benliğine yönelik kurban veya mağdur rolünden çıkarak kendi özgüvenini güçlendirmesi, kendine daha çok güvenen ve yeterli hisseden bir hale gelmesi, bireyin hayatının kıymeti ve değeri ile ilgili şükran duyguları hissetmesine kavuşmamız, amacımız bu yani, varmak istediğimiz yer burası. Kişiler arası ilişkilerde de daha çok kendini açan, duygularını ifade eden ve daha samimi sosyal ilişkiler kuran bireyler haline gelmesi, daha şefkatli ve mütevazi olması, genel yaşamda da küçük şeylerden daha çok keyif alıp sevdikleriyle zaman geçirmesi, varoluşsal sorgular yaşaması, farklı bir bilgelikle yaşama bakması, manevi duygular hissedebilmesi, stres ve kaygı durumlarının olağan olduğunu ve her zaman yaşayabileceğimiz duygular olduğunu, bunları öğrenmeyi ve bunları bir deneyim olarak görmeyi sağlaması da bu travmatik deneyimlere karşı müdahalelerimizin sonucunda ulaşmayı hedeflediğimiz şeyler diye sözümü bitireyim ve dinlediğiniz için teşekkür ederim diyeyim. Bahsedeceğim bazı sorularınıza da cevap vermeye de çalışacağım. Notlar aldım. Fatma hocam burada Fatma hocamı bir soru görüyorum burada ben. Kile dokunmayla ilgili çocuklar bir soru sormuş. Sema Soysal. Bu deprem dolayısıyla biz kil ve toprakla bununla ilgili kendi aramızda da konuştuk sanat terapi ekibimle. Kil ve toprakla çalışmak yerine oyun hamurunu daha çok tercih ettik. Ve orada şu anda benim ekibimden Maraş'ta olanlar var. Onlarla bunu o şekilde kararlaştırdık. Yani şeyle çalıştılar, oyun hamuruyla çalıştılar. Kil çünkü hem orada su yok, bir şey yok yıkamak, hem de toprak. Yani zaten topraklı bir şekilde çıktı insanlar, üstleri başları toprak içinde. O yüzden oyun hamuru daha kolay oluyor olabilen. Teşekkürler. Fatma hocam buyurun. Arkadaşlar bazı sorularınıza dediğim gibi hani şeylere baktık, onlara yarın da cevap vermeye çalışırız. Yarın da birlikteyiz nasılsa. Sesiniz kapalı hocam. Fatma hocam sesiniz kapalı, mikrofon. Pardon. İyi akşamlar herkese. İnternetteki soru nedeniyle 15-20 dakika geç girebildim. Kusura bakmayın. Gerçekten iki güzel insandan sunumlar dinledik. Psikiyatri hemşireleri grubu zaten bu konuda duyarlı. Biz biliyoruz ki hani dernek olarak da ve komisyonlar olarak da böyle ülkemizin geçtiği bu acı günlerde yardım etmenin yolu tam da zamanı ve biraz önce sizlerin de dediği gibi hemşireler her yerde, sadece deprem bölgesinde, sahada değil, her yerde, çalıştığımız alanlarda. Ama nasıl pandemide organize olduk, böyle bir grupların ve kuruluşların içinde de yer aldık.
Hem o şekilde hem de bireysel olarak hizmet verdiğimiz alanlarda zaten şu anda hani akut dönem geçti diyebiliriz neredeyse. Zaten hastanelere geldi. Ama bunun yanında hani çadır kentler oluşacak ya da başladı çadır kentler ama belki daha ileri daha da artacak. O nedenle hizmet vereceğimiz her yerde işimiz var diye düşünüyorum. Ama öncelikle bizim de bir yenilenme, tazelenme, bilgi gücümüzü artırma bizi nereye götürecek? Zarar vermeden yararlı olmaya götürecek. O yüzden biz de bu duyarlılıkla sizlerin desteğiyle çok çok teşekkür ediyorum. Travma grubu ve psikoterapi grubu işbirliğiyle komisyonları. Tabii ki sorumluluklarımız çok. Zaten biz de sorumluluklarımızı yüklenen ve bunu sürdüren de bir grubuz. Bu konuda ayrıca gönüllü olmak isteyen, bu eğitimini almak isteyen, bu konuda kendini geliştirmek isteyen herkese de açığız. O yüzden sayımızı daha da artırdık. İşte başka yollarla video şeye çekip YouTube'da vereceğiz bu bilgiler daha taze kalsın diye. O yüzden de geç oldu. Hepiniz çok yoruldunuz. Bu işin yarını da var. Gerekirse daha sonra bakarız duruma göre. Bir bakalım hani şimdi tüm ruh sağlığı çalışanları dernekleriyle işbirliğimiz var. KORDEP'teki bir yapılanma gibi gene bir yapılanma planları oluyor. Ben de bu hazırlıklarımızı onlarla paylaştım. Sanırım önümüzdeki haftalarda nasıl olacağı konusunda şekillenecek. Muhtemelen Hatay bölgesinde başlanabilecek mesela Tamer Aker hocayla konuştuğumda onlar öyle ve çok ihtiyaç olduğunu ve mutlaka bizim de orada olmamız gerektiği konusunda da isteğini söyledi. O konuda da yapılanmayı sizlere zaten duyuracağız. Bunu önümüzdeki hafta daha netleşir bu. Ama ister öyle olsun ister böyle biz her yerdeyiz. Bu konuda kendimizi geliştirmeye, sizleri de geliştirmeye hazırız. Bu konuda hepinize çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, güzel bilgilerinizi paylaşımınız için. Yarın görüşmek üzere diyorum. Evet, herkes kendine iyi baksın lütfen. İyi akşamlar. Evet. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Teşekkürler. Figen, senin acaba söylemek isteyeceğin bir şey olur muydu? Ben de çok teşekkür ederim hocam. Bitmedi, devam edeceğiz. Yarın da buradayız hepimiz. O yüzden bugün bu kadar yeter herhalde. Herkese iyi akşamlar. İyi geceler, güzel bir uyku diliyorum herkese. Şöyle rahatlatan bir uyku. Bugün işimizin en azından yarısını tamamladık ya diye bakalım. Başladık ve tamamlamak dileğiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam kapatabiliriz oturumu. Emeğinize sağlık. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hocamcığım, yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Sabırsızlıkla bekliyorum. İyi geceler hocam. Sesin kapalı Fatma. Konuşuyorsun ama duymuyoruz seni. Hocam bazı isimsiz olanlar vardı. Onlar artık yarın akşam başlangıçta belki teyit etme. Çünkü Figen Hoca hani lazım diye söylemişti. Tamam. Bakarız onlara o zaman. Tamam. O zaman ben kapatıyorum. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın.